Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, hayallerden geçer. Jet sosyete, yeni düğmeli emrimizde. Jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Tek eksiğimiz yetersiz bakiyemiz. Borç çorbasından çok kaşıkladık. Sosyete mantısıyız biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, uzaya beş dakika. Jet sosyete, yeni düğmel emrimizde. Jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, uzaya beş dakika. Jet sosyete, yeni düğmel emrimizde. Jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Gidemezsin Yıldız. Ne var o spor salonunda her gün ya? Olimpiyatlara mı katılacaksın kızım? Ya benim hayallerim olamaz mı baba? Evet, belki bir gün olimpiyatlara da katılırım. Hangi dalda yavrum? Poponla dağları devirmek dalında mı? Çirkin. Enişte deme öyle ya, üzülüyor. Yalandan ağlamayı kes Yıldız. Sen hangi parayla spor salonuna üye oldun Yıldız, he? Jest yaptılar. Bedava üyelik verdiler bir ay. Oradaki abiler. Abiler. Ha, deneme üyeliği baba. Neyi deniyor acaba yavrum? Sendeki manita olma potansiyelini mi deniyor oradaki abiler? Ya siz benim spora gönül vermeme niye bu kadar kızıyorsunuz? Kime, neye gönül vereceğini karıştıran bir tipsin de ondan. Gönlün pek bir zengin bu arada. Ondan kızıyorum kızım. Öpücüğü hiçbirine gidemezsin. Ne oluyor? He? Ne bağırıp duruyorsunuz? O mutfaktaki koliler ne Gündüz? Ha. Mahmut abiden kahvaltılık aldım. Mahallede satacağım 3-5 kuruş sakalıma bakacağım. Ne? Oğlum o Mahmut 3 kağıtçı ya. Sahte gıdacı o. Hadi siz çıkarım enişte ya. Zararı yok. Margarinden peynir, ani nişastadan sosis, şeker şurubundan bal, bezelyeden de fıstık ezmesi. Hani o tarz. Yazık değil mi abi millete? Bu millet bezelye yemesin mi Melike? Fıstık dediğin yağdır, bu su kilo aldırır. Bezelye daha sağlıklı bence. Vallahi Safiye, ben bu çocuklardan baş edemiyorum. Bir gün hepsine kafa göz dalacağım mı olacak? Kafa göz dalacaksın bana. Yani mecazi anlamda. Dövmek gibisine değil de hani mecazi mürsel. Tecalü Arif. Kimse o Arif marif, git onlara dal. Bana dalma bak, ben sıkıntı çıkarırım biliyorsun. Küf demeyecektim ama mecbur ediyorsunuz. Vallahi bu çocuklar beni öldürecek. Manevi şiddet koruyorum bu evde. Yani biz niye sabah sabah kargalar kahvaltı etmeden buraya geldik söyler misin? Zahide Hanım, bugün yeni sezon mallar geldi. El alem talan etmeden koştum işte, ne var ya? Böyle günlerde halk butikleri hücum ediyor, vatandaş içeri giremiyor. Girse de hiçbir şeyin 34 bedenini bulamıyor. Ay sen 34 beden misin? 34 bedenim, evet. Kaç bedeni ki? 34 bedenim tabii ki. E peki niye entarilerinin içinde 38 yazıyor? Yaşımı yazıyor markalar kıyafetlerin içine jest olarak. Ben ünlü olduğum için yaşımı nakşediyorlar kıyafetlere. Oh, oh at sen palavraları. Senin bedenin 38, yaşında 41. Ay biraz daha bağırın Zahide Hanım ya. Herkes duymadı. Butikçi çocuk falan duymamıştır. Yaşın 41 diye azıcık daha bağırın. Ne olur ya. Yok yok, duydum ben. 41'miş, okey.
Zahide Hanım, ben mankenim. Ben fiziğiyle ön planda olan bir insanım. Siz kamusal alanda benim beden ölçülerimle ilgili ve yaşımla ilgili bağırarak konuşamazsınız. Kız! Nerede ne lakırdı edeceğimin iznini senden mi alacağım ben? Al bir daha söylüyorum. 41 yaşındasın sen. 41. 41 kere maşallah. İstersen 70 milyona konuş. Konuştunuz zaten hanımefendi. Efendim? Arkada kamera var, bayağıdır çekiyor. Ben de sohbet ediyorsunuz diye bölmeyeyim dedim ama. Aa, bu kim? Gazeteci. Çok mu komik Zahide Hanım? Ya, aslına bakarsanız biraz komik. Hani dürüst olmak gerekirse. Kardeşim çekme, sen kimsin? Bu kim ya? Çekmez misin? Yeter artık, kes. Ne çekiyorsun ya? Uzun metraj film yaptın. Ne? Festivalden ödül mü bekliyorsun? Ne istiyorsun sen? Gülmeyin artık Zahide Hanım, size 3 senelik güldünüz be. Ne güldünüz be? Çekme kardeş. Sen nerenin paparazzisisin? Ne kadar zor lafmış bu da. Kimsin sen? Bu kim? Bu kim içeride? Ha, benim Yasin abi. Ben çıkıyorum aslında. Tamam, çekme yeter. Bu kim ya? Çekme. Ben hileli ürün satmıyorum. Farklı yorumlanmış ürün satıyorum. Nasıl farklı yorumlanmış? Mesela al sosisi. Ne var bizimkinde? Et yok. Ne var? Nişasta var. Şimdi nişasta nedir? Bebeklerin bile yediği bir nimet. Yani o zaman farklı yorumlarsak diyebiliriz ki ben vejeteryan sosis satıyorum. Yalan yok yani şimdi bunda. Vay be. Evet. Zengin sen, yediğin içtiğin bile bir başka be. Kadere bak. Bizim sitede de organik pazar kuruluyor bugün. Altın fiyatına kurtlu elmalar, flamingo fiyatına gezen tavuklar. Buranın tavukları bile geziyor, bir ben gezemiyorum. Gezemezsin. Yaşar bağırma. Tutturma artık, yetti. Yaşar bağırma. Ben izin vermeden şurada şöyle yatma atamazsın. Anladın mı beni? Vallahi bacak ayaklarım seni. Kızım. Yedir. Yedir yavrum. Kızım. Safiye sen çok bağırdın kıza. Ondan oldu. Ne? Ben mi bağırdım? Sen bağırdın. Yok yok, o bana çok bunaldı. Ondan oldu. Tamam yavrum, kendine gel. Tamam yavrum benim. Çık gez, toz dolaş. Sabahlara kadar nereye istersen git. Sabahlara kadar mı? Yaşar. He? Anne. Yavrum. Ne dedin? Ben baygındım, duyamadım. Bir daha söyle. He? Anne. Kızım. Anne. Baba. Ay skandal yani. Bizim çevrede böyle davranamazsın ha. Ha. Adab muaşeret kurallarını bilmiyorsun. Beni cemiyete rezil ediyorsun. Fındık sana diyorum. Bana bak. Buraya bak. Kim konuşuyor? Bak ben konuşuyorum. Ne demek ortalık yeri tuvaletini yapmak ya? Ha, yalı burası, kendine gel. Utandı, utandı annesi. Hadi kalk kız, biz kahvaltıya gidelim. O da utancıyla baş başa kalsın, bir düşünsün. Demir, demir tuvaletini yaptığın halı 200 yıllık biliyor musun? Ha, nereden bileceksin? Senin cinsin daha o zamanlar üretilmemişti. Tarihe biraz saygı ama. Peki bu köpeğe tuvalet eğitimi verildi mi babysi? Hayatım, bizim her katta misafir tuvaleti var. 40 kere gezdirdim ben bunu. Bak dedim Fadıkçım, burası tuvalet. Buraya tuvaletini yapacaksın. İşin bitince sifonu çekeceksin. Hiç anlamıyor ki. Allah Allah, çok tuhaf. Kız bu köpek sağır mı acaba İsa? Bilmiyorum ki. Ozan aldı. Ama kazıklamışlardır kesin. Üf, ne yapacağım ben bu köpekle ya? Aa, bu hafta sen uğraşamazsın hayatım. Baban yok, işler sende. Ali Ağa'nın aklı bir karış havada. Sedef Hanım desen zaten köpekten korkuyor salak. Etrafında bir tane normal IQ'da insan yok ki. Dadı mı tutsam?
veya bir köpek eğitmeni. Belki daha uygun olabilir. Ama o da bütün gün bunun başında durmaz ki. Yani güvenebileceğiniz, bütün gün köpeğin başında durabilecek, boş gezenin boş kafası bir tanıdığınız yok mu hayatım? Ozan var aslında. Ozan. Ozan. İyi fikir. Zaten geçen hafta rezil etti beni bu köpek yüzünden. Gelsin gündüzleri başında dursun. Ay işi ne? Fındığın annesi Ozan. Yalnız Ozan gündüzleri burada olunca bizim şirkette işler aksamaz mı sence? Fındık bile güldü. Ay çok güldürme, yapacak yine altına. Yapmıyoruz. Salak salak bakıyorsun. Ay, ay. Tamam Fındık, tamam sakin. Bakayım Allah. Sosis var, sosis var, sosis var, sosis var, sucuk var. Ablacığım gel, peynir var, peynir var. Çok güzel, zeytinim var. Fıstık ezmem var. Gel ablacığım, sosis var, sosis var, peynir var. Ablam tat bir tane peynir bak, çok güzel peynirim var. Selamünaleyküm. Peynir değil bu, katkı maddeli margarin. Haşa, ablacığım nereden çıkardın ya? Halis muhlis peynir, ezine. Koyun sütünü alıyoruz, ezine ezine peynir haline getiriyoruz. Bizim köyde çok yöresel bir işlemdir bu hani. Ne diyorsun ya? Enayi miyiz biz? Estağfurullah ablacığım ya. Allah Allah. Sosis var, sosis var, sosis var. Yıldız. Haber, ne yapıyorsun? Ya Yıldız, bir şey soracağım. Baban bizle, yani ikimizle ilgili bir şeyler hissediyor mu acaba? Eğer hissediyorsa iyi şeyler mi hissediyor, kötü şeyler mi hissediyor acaba? Ha. Okey, bilmiyorsun. Tamam. O zaman 6:30'da görüşüyoruz. Vallahi saatler geçmek bilmeyecek ha Yıldız. Öptüm maviş. Oğlum ben çıkıyorum, dükkana bakar kal, tamam? Sosis var, sosis var, sosis var, sucuk var, sosis var, peynir var, zeytin var. Ablacığım tat bir zeytinimden be. Bu zeytinleri siyah böyle mi boyadınız siz? Ki. Nerede çıktı abla? Şey, bizim işimiz gücümüz yok. Alacağız böyle zeytinleri fırçayla tekrar tekrar böyle boyayacağız mı? Hani benim elimden o kadar boya işi gelse... affedersin ben var ya, ressam olurum. Giderim böyle ressam olurum. Arasını satayım. Nerede ben bunu ya? Gündüz. Ne? Sağlıksız gıda işine mi girdin? Yakışır. Ne sağlıksız oğlum ya? %100 bezelyeden yapılmış fıstık ezmesi. Düşük kolesterol. Oğlum kimse yemez bunları burada ya. Yemiyorlar zaten. Bir tane bile satamadım. Normal çünkü mahallede herkes fakir. Yani? Yani hileli gıda uzmanı. 10 metreden tanırlar. Oğlum yıllarca bunlarla kandırıldık biz burada. Neyin içinde ne var? Laboratuvardan önce bilir bizim mahalle. Ulan demin bir tane abi geldi, şu peynirlerden bir kokladı. 7 tane katkı maddesi saydı bana şerefsizim. Abi dedim, kimyager misiniz? Yok dedi, askeri ücretliyim dedi. He, yılların sahte gıda tecrübesi. Ayrıca bezelye diyorsun da, kim bilir ne var onun bunun içinde? Bak Gündüz, kendine güzel sigortalı bir iş bul. Tamam, ben senin abin sayılırım. Adam ol. Zehirleme oğlum milleti. Asıl sen beni zehirleme Talip şu muhabbetinle ya. Tamam yeter. Allah Allah, asbest gibi adamsın, şerefsiz nefes darlığı yaptım ben de ya. Tamam, hadi. Hadi bakalım, hadi. Almayacaksan bir şey tezgahın önünü kapatma, ne aç, hadi. Satmaz bunlar burada. Anladık lan, tamam. Allah Allah. Ama belki başka bir muhitte satabilir. Mesela zengin bir muhitte. Jet Set Konakları organik pazarı misal. Sosis var, sosis var, sosis var. Geleneksel baharda işe geç kalma şenlikleri başladı mı? Her taraf yemiş ilayol. Parkta yürüyüşe dalmışım. Hava nefis. Ben de İlayda ile kahvaltıya gittim ha. Doğa uyandı. Ben uyanamadım. Keşke Tony'nin bahanesini ben söyleseydim ya. O zaman ne keyfi yerine gelirdim baba. Arkadaşlar, bugün ofise yeşillik koyduruyorum. Doğayı ayağınıza getiriyorum. Burayı botanik bahçesine çeviriyorum. Bundan sonra öğle yemeklerimizi burada yiyeceğiz yani. Ay şekerim, çıkıp bir havada mı almayalım ya? Bizi bu havalar mahvetti Pelinciğim. Bizi bu havalar mahvetti. En yoğun dönemimizdeyiz. İlaydalarla hayati bir sözleşme imzalıyoruz. Ama geldi bahar ayları. Gevşedi gönül yayları. Ama öğle yemekleri bizim motivasyon kaynağımız biliyorsun.
Onu da çözüyorum Tony'cim. Onu da çözüyorum, motivasyonu da çözüyorum. Sizce duvara asılı bu boş çerçeve ne? Ne? Ayın elemanını seçip fotoğrafını asıyoruz. Herkes bu sandığa oy atacak. Sandığa gidelim diyorsun ya. Rekabet iyidir. He? Rekabet iyidir. Değil mi Yaşar? Rekabet iyidir. Çok iyidir efendim tabii. İyidir. Ne oldu? Bir heyecan bastı hepimize ha? Tabii. Bir Cengiz Özpamuk boşuna Cengiz Özpamuk olmadı. Ah ben var ya ah. Ayın elemanı mı? Hay tövbe tanrıma. Ben aklımı kaçırırım diyerekten. Hayır yani ben genel müdürüm ya. Ne bileyim yani tabii Cengiz Bey'e saygım sonsuz da. Ayın elemanı ne ki yani ya? Aynen. Hayır hamburgercide mi çalışıyorum ben? O 7 yıl önceydi bir kere. Ama Yaşar Beyciğim öyle demeyin siz de ya. Neresinden bakarsanız bakın 5000 TL önemli bir para. Ne? 5000 TL mi? Ayın elemanına 5000 TL ödül var ya. Say mı diyorum? Say diyorum. İnanamıyorum sana ya. Ben hayatımda daha inandırıcı bir bayılma numarası görmedim. Tiyatro sahneleri için büyük kayıpsın kızım sen. Mersi. Dansa gönül verdiğim için oyunculuk ikinci planda. Akşam Talip'le mi buluşacak? Resmen manitacılık olayımız başladı ya. Bunu derken başka bir çocuğu kesmen. Ne haber? Şişt, geliyor, geliyor. Uzan, 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 geliyor. Ne yapıyorsun? Ay. Esneme falan. Klasik. Ya sen hep dans hareketleri falan yapıyorsun görüyorum. Dansçı mısın? Evet. Hadi ya. Nerede? New York'ta. Dans ediyordum. Sakatlanınca ara verdim. Ondan biraz kilo aldım. Vay süpermiş. Akşam ne yapıyorsun? Bir planın var mı? Yok boşum. Yemek falan. Süper olur. Cengiz Bey açıklamıyor sürpriz olsun diye ama 5000 TL ödülünü biz muhasebeciden duyduk. Şekerim pardon da biz burada poster olma meraklısı değiliz. Instagram fenomeniyim ben. Çok şükür şöhrete doymuşum. Ama seçilirsek alacağız 5000 liramızı güle güle harcayacağız değil mi? Bayağı ödül var yani ha? Yani 5000 lira çok mühim bir para değil de seçilmiş olmak gurur verici. O güzel. Bu ödülü kazanınca ay başında maaşla birlikte yatırırlar mı acaba? O konuyla ilgili bir bilgi var mı? Haydi bakalım. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Dilara'cığım iyi çalışmalar. Sandığımıza sahip çıkalım. Çok güzel. Eski manken AVM'nin ortasında kayınvalidesiyle nasıl saç saça baş başa girdi? Aa, nasıl girmiş ayol? Bizi diyor Zahide Hanım, bizi diyor. Aa, şaşırdım. İşte böyle bu işler. Hayır, eski manken diyor ya, ona şaşırdım. Demek ki seni hala mankenden sayıyor bunlar. Gerçekten hayatta çok da şey yapmamak lazım cümlesini şiar edinmiş bir insan olarak sizi tebrik ediyorum. Şu an elimi ayağımı titrettiniz. Elimi ayağımı titrettiniz bak, görüyorsun. Aha, yeni haber düştü, çok güzel. Bak, AVM'de sen 41 yaşındasın diye bağırarak Zvana'dan çıkan Zahide Özpamuk'un en başından beri bu evliliği tasvip etmediği iddia ediliyor. Bak görüyor musun? Gördün mü? Ay ne ayıp. Evet.
Ay bu nasıl gazetecilik ya, ayol? Aynen. Allah Allah, iddia ediliyor ne demek canım? İddia değil, gerçek. Açık açık yazsın. Bence siz şey yapın, arayın basın yayını organlarını, hatta basın toplantısı yapın. Deyin ki iddia değil, gerçek ayol. Açık açık yazın diye ben tavsiye demiştim bu evliliği deyin. Sinirden konuşamadığımın farkında mısınız? Evet. Evet, farkındasınız değil mi? Ama bu basın özgürlüğüyle alakalı bir konu. Basın özgürlüğü daha önemli. Halkın haber alma hakkı var Zahid'in. Gerçekten. Ve bunun öncüsü sen olacaksın. Bir basın abidesisin sen Zahid'e. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten aç, anlat bu evde ne oluyorsa. Kavgaları, mavgaları hepsini anlat ya. İçinde kalmasın gerçekten ya. Benim selülitlerimi, botoksumu, detoksumu hepsini anlat. Halk öğrensin Zahide ya. Patlat Zahide. Patlat sen Zahide. Vallahi çekinme. Atlat hatta Zahide. Çünkü bunlar atlatma haber. Bunlarsız basın dönmez. İleride basın tarihi sinir olacak Zahide. Bazı şeyleri kırmış olabilirim. Sinirli değilim. Sadece oksijenim bitti. Kadın oksijeni miydi ya? Ay, arka arka gidiyorum ben. Fena oldum. Bir hava, bir bahçede bir hava alacağım. Fenayım ben. Nasıl olur bu kız benim imkansızım, imkansızım, imkansızım. Çıktı lanet kadın, teki vicdansızım. O derdim neydi derdinden başka? Ben bu sahneyi daha önce görmüştüm Gündüz. Hep senin arabayla gidiyoruz, hep mutlusun. Hep de bu şarkı değil mi? Şikayetçi değilim. Ben biraz şikayetçiyim bir ara ara. Seni maceradan maceraya sürüklemek istemezdim bu gönül. Anam dur, bağırma, bağırma. Bağırma, bağırdıkça gaza geliyorsun, gaza geldikçe gaza basıyorsun. Basma, yapma öyle. Götür beni gittiğin yere Gündüz. Aa gülüm, işte ben de onu diyorum ya. Ben istemez miyim ya? Ama işte ne yapalım böyle imkansızlıklar yüzünden yani ortaokul çocukları gibi kameraya da mameraya da takılıyoruz ya. Ama ben halledeceğim yani, çözeceğim o işi. İş üstündeyim ben, bende sıkıntı yok. Bu koliler ne Gündüz? Ticari girişimim, soru sorma. İçinde neler var? Soru sorma kısmı oraya ulaşmadı sanırım. İllegal bir şeyler mi? Tehlikeli bir şeyler mi? Yoruma göre değişir. Radyoaktif maddeler gibi mi? Ne diyorsun ya? Plütonyum. Ne diyorsun gülüm sen? Tehlikeli olup olmaması yoruma göre değişir dedin ya. Radyoaktif madde silah da olabilir, tıpta da kullanılabilir. O bakımdan yani. Oh, çok düşünüyorsun ha. Vallahi. Senin de zayıf noktan bu. Yani el kadar kızsın, üç kişilik beyin var sende. Az düşün biraz ya, anı yaşa. Tamam Gündüz, sen nasıl istersen. Ay Allah'ım ya, bu neymiş ya? Kız bir bakıyorsun rengay kapları gibi oluyor. Bir bakıyorsun yavru kedi gibi oluyor. Yani ben böyle baş belası görmedim arkadaş. Allah Allah. İmkansızım. Senin girişinde sağda bir yerde, müsait bir yerde beni bırak kardeş. Eyvallah koçum. Kız, biz çok mu kötüyüz? Yani pek altın kalple sayılmayız. Ay, para ödülü var diye adamı coşturduk. Ofis boy gibi gitti bana kırtasiyeden renkli kalem alıyor kıyamız su. Aman ne var? Seçmenine hizmet veriyor işte. Ya ben genel müdürüme bir Nisan şakası yapamayacak mıyım? Bu da iş yerinde bir tür samimiyettir, bir motivasyondur yani. Kalemler geldi. Yaşar Beyciğim, benim bugün iki saatlik dışarıda bir işim var. İzniniz olur mu? Tabii ki, tabii ki. Allah Allah. Herhalde bizim şirketimizden ilgili bir iş. Hiç alakası yok. AVM'de bir söyleşiye çıkacağım, paraları cukkalayacağım. Sizin cukkanız, bizim cukkamız. Bahar gelmiş. Şimdi çalışanlarımızın pozitif psikolojisi bizim işimize verim olarak yansır kanımca. Katılıyorum. Yani ben böyle düşünüyorum bir müdür olarak ve bir eleman olarak.
Aynen. Eleman kelimesinin altını çizmek isterim. Çizmeniz için kalem vereyim mi? Ama ben nasıl bir elemanım, bunu siz değerlendireceksiniz. Mesaj alınmıştır müdürüm. Oldu, görüşmek üzere. Merci. İyi cukkalamalar. Teşekkür ederim. Sevgili Tony, çay, kahve, ayran, kola bir şey. Mersi müdürüm. Ne yapsam ki acaba? Şu Talip ne yaptı acaba? Nasıl? Akşam o çocukla mı çıkacaksın? Adı Berk. Ne zamandır orada görüp beğeniyordum. Talip'i ektin mi? Yo. İkisiyle birden mi çıkacaksın? Ay, kulağa olduğundan daha kötü geldi şu an. Programım dolu diyelim. Bak daha güzel oldu. Ya uf. İkisinin saatlerinin çakışması kötü oldu. Yani Talip'le 6:30'da, Berk'le 7'de buluşacağım. Oha artık ya. Yardım et bana teyzem. Anne yarım benim. Kızım, iki çocuğa aynı akşam randevu verilir mi? Pembe dizi gibi hayatım var değil mi? Ama talep çok teyzem. Yani sen bilmezsin. Güzel olunca böyle oluyor maalesef. Organik, 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 organik. Organik, organik, organik. Organik, 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 organik. Organik burada ablacığım, gel. Gel ablam, gel, 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 gel. Organik'e gel. Gel organik'e gel, 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 gel. Organik burada ablacığım, gel. Ablam, gel organik, ablam. Çiftlik ürünleri demek ha? Dedemin çiftliğinden %1500 organik. Peynirin tadına bakabilir miyim? Tabii ablacığım, buyurun. Tuhaf. Daha önce hiç böyle bir tat almamıştım. Ne oldu? Nesi var? Bildiğiniz peynir hani. Yok, demek ki harbi organik. Ay yemin ederim, biz şehirlerde gerçek köy ürünün tadını asla bilmiyoruz. Bunun tadı, kokusu, dokusu... Ay bambaşka ya. Farklıdır, evet. Hayatımda hiç böyle bir peynir yemedim. Orası kesin. Nedir bu peynirin adı? Bu. Ezine. Aa! Biz çoluk çocuk yıllardır ezine peyniri yeriz. Ben hiç böylesini yemedim. Ben size onun hikayesini anlatayım ablacığım. Bizim orada aslında bu peynire azına azına derler. O zamanla halk arasında ezine ezine olmuştur. Neden azına azına derler? Az yiyeceksin bunu. Azına azına yiyeceksin, az yiyeceksin. Anladın? Anladım. Az yiyeceğiz. Niye peki? Çünkü protein açısından çok zengindir ablacığım. Bu günde bir dilim yeter. Dokunabilir. Bir de ne olur ne olmaz, çocuklara yedirmeyin. Aa, enteresan. Demek böyle şifa gibi, ilaç gibi bir peynir ha? Yani bünyeden bünyeye değişir o artık kısmet. Ay, müthiş. Ay eyvah, keşke... Şey, bana bir kalıp ayır olur mu? Akşamüstü gelip alacağım. Müthiş. Tamam. Vallahi bak. Tamam çocuğum, dokunma. Bir dakika. Hanımlar, bir dakika. Öyle herkese ben bunu satamıyorum ha prensip olarak. Lütfen az az yiyin, sık sık yemeyin. Gözünüzü seveyim. Bu çocukları DAS pistinden alabilir miyiz? Ne çok çocuk var. Çocuklara verme. Aman çocuklara dokundurma ablacığım. Bu yeni insanlara göre bir peynir değil. Öyle yapmayalım. Şimdi ablacığım satacağım da, bir dakika bir sıraya girelim. Bir dur oğlum. Bir dur oğlum. Bu neymiş? Çocukları bir alalım. Yürü bakayım çocuklar. Tamam ablacığım. Sana bunu vereyim, az az yiyeceksin. Tamam mı? Melike. Bizim ofise botanik bahçesi yapacak olan kişi sen miydin? Botanik bahçesi? Burada. Cengiz Bey'in hayal gücü çok genişmiş. Ama bütçesi çok dar değil mi? Ya git en ucuz yeşillikleri topla getir dedi bana. Özlemişim seni. İyi gene muhabbetimiz eskisi gibi tatlı. Allah arttırsın muhabbetinizi. Melike. Vallahi paralel evren teorisi gibi kızsın. Aynı anda üç farklı yerde olabiliyorsun sen galiba. Nereye gidersem gideyim, ofis olsun, bağ bahçe olsun, hop karşımdasın. Merhaba Elayda Hanım. Aa, canım. Ne haber Elayda'cığım? Ne oldu? Hazırlıksız yakalandın değil mi? Somurtkan şirin. Babanla toplantım var ama seninle 2 dakika bir şey konuşacağım. Tabii tabii. Ofisteki yoğun tempondan ayırmak istemezdim seni ama... ...Fındık'la ilgili birkaç gün yardıma ihtiyacım var. Hatırladın mı Fındık'ı?
Ne demek hatırladım? Tabii ki hatırladım. Köpek işte. Yok, geçen hafta unutmuştum da hani takside. Unutkan Şirin seni. Sen yeme içme, ara internet sitelerin demeç ver. De ki, bunların zaten düğün akşamında da benim ağlamaktan gözlerim kurudu de. Bak, görüyor musun sen? Magazinde biliyor kadın. Başlığı kendinden veriyor, gazeteci hiç yormuyor yani. Gizemciğim, sen topluma mal olmuş bir insansın. Bir avukat tut, Saide Hanım'ın senin hakkında konuşmasını yasak ettir. Kız, öyle bir şey mi var? Tabii. Gizemciğim, şehretli bir şahısın. Medyaya senin hakkında ileri geri konuşamaz. Tedbir koydurt. Kanuna uymasa götürsünler merkeze. Rezil etsinler herkese. Vay 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 Safiye. Sana şöyle bir bakınca hiç belli olmuyor ama o kadar kültürlü, o kadar akıllı bir kadınsın ki. Sağ olasın Gizemciğim. Doğru söylüyorsun. Benim bir ismim var. Hatta üç ismim var. Hatta bir ismim, iki soy ismim var. Gizem Sahici Özpamuk. Ay, teşekkür ederim sağ ol. Beni mi alkışlıyorlar, kime alkışlıyorlar? Ne oluyor kız, orada bir kalabalık var. Söyleşi var, söyleşi yapıyorlar. Ha bak, Pelin yapıyor, Pelin söyleşi yapıyor. Görüyor musun? Vay arkadaş, bu kadın da modacı mıdır, halkla ilişkilerci midir, söyleşici midir, ben anlayamadım. Ben anlayamadım bunu. Bir yerde bir para varsa gidip bu o parayı almazsa, başkası alırsa gece uyuyamıyor. Bir yerde bir para varsa gidecek, bu alacak illa. Öyle bir kadın. Şey, ideal ebeveyn mi yazıyor orada? Hmm, pedagog diyor bak. Demek ki pedagogla söyleşi yapıyor. Ay Gizemciğim, ailecek şu an tam da ihtiyacımız olan konu. Anam, kız bebek mi geliyor? Ben senin göbeğinden anlamıştım. Ay yok anacığım, ne bebeği ya? Ve ne göbeği? Ayva göbeği. Çok severim ben. Ay ne kadar üzülüyorum, keşke bende de olsa diyerek. Çok yakışıyor sana. Çünkü öteki türlü popo yalnız kalırdı. Bu olunca ikisi birbirini dengeliyor. Çok güzel bir uyum, bir harmoni içinde. Çok yakışıyor ya. Ben çok beğeniyorum. Bilmiyorum. Sağ ol. Neyse yani işte biz evdeki çocuklarla başa çıkamıyoruz Gizemciğim. Hmm. Yıldız bu sabah sinir krizi geçirdi, beni çok sıkıyorsunuz diye. Aa bak Safiyeciğim, pedagoji önemli. Yo, ben Ozan'ı yetiştirirken hep böyle pedagojik yöntemlerle, kitaplar okuyarak o şekilde yani bilinçli bir anne olmaya çalıştım. Ve bir şey söyleyeceğim, bu Pelin de piştir, aşağılıktır, rezalet bir insandır, sefil faredir filan ama hani bilir bu annelik işlerini. Allah var yukarıda. Vallahi mı? Tabii. Anacığım, dört tane çocuğu var bunun. Tabii, helal olsun. Kuluçka makinesi gibi kadın. Ay Gizemciğim, biraz oturup dinlesek mi? Yani anacığım, dinleyelim ama seyircilerin arasında celebrity görünce sahnedeki insan çok heyecanlanıyor ve ili ayağı birbirine dolanıyor. Ben ondan korkuyorum ya. Şimdi gideceğim oraya, oturacağım, onlar görecek, heyecanlanacak falan. Gerçi bana ne? O zaman sahneye çıkmayacaksın. Sahneye çıkıyorsan da bunlara alışacaksın. Doğru. Gel gidelim bakalım. Hadi gidelim. Seyredelim. Gel bakalım, şuraya geçelim mi? Burada da yer var. Ben de şuraya oturayım. Talibim, canım kardeşim, ne yaptın? Oy verdin mi? Ta belediye seçimlerine var diye biliyorum ben, değil mi? Ayı garibanı için bir oğlum. Ha, yok vallahi daha bakmadım ya. O değil de Yaşar abi, ben bu akşam biraz erken çıksam olur mu? Aşk olsun koçum. Tabii ki ya, sorman ayıp. Aa, sağ ol. Niye? Çünkü biz arkadaşız. Evet. Seni severim. Evet. Eğer oy kullanırken ben aklımda olursa çekinme. Okey. İçinden gelen kişiye oy ver. Tamam. İçinden kim geliyor? Allah bilemiyor ki. Ben geliyor gibi miyim? Olabilir. Çünkü niye? Benim ayın eleman olmak gibi bir derdim yok. Ha, iyi o zaman. Ama iyi olur.
Olsam iyi olur. Kötü mü olur? Yok, güzel olur. Değil mi kardeşim? Hatıra olur. Tamam Yaşar abi, sana uyatarım. Dert değil ya. Ya... Canım kardeşim. Ailemsin ya. Vallahi ailemden bir insansın yani. Vallahi mı diyorsun? Allah canımı alsın ki öyle. Oğlum gibisin. Vallahi. Her şey kısmet. Ben de seni çok severim Yaşar abi. Ama sevgi öyle kuru kuruya olmaz. Eyleme dökmek lazım. Vallahi. Hiçbir zaman, hiçbir zaman sevgini içinde tutma. Dışarı at. Eğer kalbinde bir sevgi varsa kendini ifade et oğlum. Aldım ben mesajı, aldım. Seviyorsan git konuş diyorsun yani. Heyecanlandım bak ha. Kısmet be Yaşar abi. Abi demeye mi başladın sen bana? He. Yani bu yeni durumda daha uygun gibi göründü bana ama. O da doğru. O da bir yerde doğru. Sen şimdi çay kahveyi falan hiç kafana takma. Çay ocağı bende. Dediğim gibi senin içinde bir sevgi varsa tutma. Dışarı at. Kendini ifade et. Anlatabiliyor muyum? Hemen harekete geçmek lazım. Bu çaylar kimin bakalım? Ben onları muhasebeye götürecektim. Tamam bende. Talip, çaylar bende. Allah Allah. Yüzük mü taksam acaba hemen ya? Geri kızı istemiyor. Ne diyor ki şimdi bu? Demek ki ne yapıyoruz? Aferin demiyoruz ve ceza vermiyoruz. Duyguları yansıtıyoruz. Diyelim ki çocuğunuz hiç susmadan bağırıyor. Ağzına iki tokat. Asla ona sus demeyeceğiz. Tokat iftar. Diyeceksiniz ki seninle ilgilenemedim ve bu seni kızdırdı. Baban tam bir öküz ve bu seni kızdırdı Yıldız. Güzel. Diyelim ki çocuğunuz bir şey istiyor. Mesela dışarı çıkmak. Ha işte bana bunlarla gel. Reddetmeyeceksiniz. Onun yerine ona iki pozitif seçenek sunacaksınız. Değil mi hocam? Ay hocam, hocam bu da yalaka. Mesela diyeceksiniz ki onun yerine seninle film seyredelim mi? Ya da sushi getirtmeye ne dersin? Ben çok az bir şey yerim. California roll. Pardon, örnek verdim sana. Okey, özür dilerim. Sushi mi? Ay çocuk yetiştirmekten ne masrafmış be. Öyle anlaşılıyor. Ve son olarak çocuklarımızı rahat bırakacağız. Kendisi olacak. Hayal gücüyle kendisini inşa edecek. Evet hocam, söyleşimizin sonuna geldik. Size çok teşekkür ederiz. Hocamızın kitapları şu sehpalarda yer alıyor ilgilenenler için. Sizlere de çok teşekkür ederiz efendim. Beğendin mi Gizemciğim? Anne benim şekerim bilmiyorum ya. Biraz böyle tek lobla dinledim yani. Çok konsantre olamadım. Bir de moralim de bozuk. Bir alışverişim geldi yani. Zahide Hanım medyaya konuştu ve bu seni kızdırdı. Oo, duyguları yansıtma. Bravo. Evet. Bak bak hemen kalkmışsın. Seni akıllı mıdık Safiye seni? Ay, inşallah Gizemciğim. Sosyetenin çocuk eğitimi bile bir başkaymış. Tabii. Şu kitaplardan da bir tane kapayım. Bedava galiba açık. Tamam. Kıskanmış. Tamam, hadi bakalım. Ay, burada bayılıyor bedavaya. Ya çok tatlı da... bilemedim ya. Ay, köpeğin yuvasına alışması gerekiyormuş Ozancığım. Ben ne yapacağım? Bütün gün burada duracağım ev hanımı gibi. Ay, lafım sana değil. Oğluşum, lafım sana değil. Lafım ay, üç beş gün idare ediver Ozancığım. Ölmezsin ya. Aa. Ayrıca bütün gün oturacağın yer de yalı yani. Hani sonuçta hayat müşteri kozancığım. Ben nerede yapacağım sporumu? Hayatım aşağıda spor salonu var. Gıdalarınız organik mi? Çünkü Gizem abla hep öyle organik alıyor, ben ona alıştım. Bunda Ozan bakacak da Ozan'a kim bakacak? Aşağıda organik pazar var Ozancığım. Ben her şeyi alıp getiririm sana. Çünkü ben hiçbir yere gidemiyorum. Bu bütün gün kucağımda benim. Oğluşum. Oğluşum. Uykusu mu geldi? Uyusun mu terim?
Kız bu hemen adapte oldu. Dünden hazırmış. Bu ne babaçlık ayol? Aferin. Çok babaç. Anlamadım. Hayırdır Yaşar, taşınıyor muyuz? Yok Cengiz Bey. Atölyedeki taşımacı arkadaşları erken gönderdim. Baharın tadını çıkartsınlar diye. Ben hallediyorum. Sen taşıyorsun öyle mi? Evet efendim. Koskoca genel müdür. Evet efendim. Taşımacıların işini yapıyor. Yani evet efendim. Yani nasıl bir elemanım ama? Bence iyi bir elemanım. Siz bu ay hiç böyle bir eleman gördünüz mü? Görmedim. Salak mısın oğlum sen? Efendim? Salak mısın sen? Oğlum kendi işini yapsana, azıcık mevkinin adamı o. Sana ne? He? Kanter içinde kalmışım, bu ne hal? Bir müşteri gelse, bir toplantı olsa... He? Bu ne rezillik? Allah sana akıl vermiş oğlum, onu kullan. Allah sana pazu vermemiş, bak onu kullanmaya çalışıyorsun burada. Yapmayın böyle. Allah Allah, bir bahar geldi, herkesin kafası gitti ya. Ama olmaz böyle. Bahar yasaklansın abi. Bahar yasaklansın. Müthiş iş kaybı ya. Bize de yazık. Günah. Çağır taşımacıları şunları. Kaldırsın buradan ya. Sen de git üstünü üstünü kurla. Allah. Allah. Organik sucuklarım var, organik peynirim, organik zeytinim var, organik süslerim var. Buyur ablam. Merhaba. Peynir, zeytin, bal. Hepsinden alacağım. Aman, aman dedim. Aman çocuğa yaklaştırmayalım. Ablacığım sizin rezerviniz var mıydı? Yok. Ben rezerve olmadan satış yapamıyorum. Kusura bakmayın. Önceden beni aramanız gerekiyordu. Kusura bakmayın. Güle güle. Eyvallah. Mersi. Yan tezgahtan alışveriş yapabilirsiniz. Bakın onların ürünleri çok güzel. Normal yemelik gıda. Buyurun onlar da siftah yapsınlar. Hani bu eski esnaf ahlakıdır yani. Ben gündüz dedemden öğrendim. Çiftliğin sahibi. Ondan... Şişt, kız, peynirci. Bunlar gerçekten organik mi? Beğenmeyen oğlunu almaz biliyorsun. Aa, yok artık. Dakika bir değil, pabuç kadar. Ne bu? Birader, belanı mı arıyorsun? Bir şey almayacaksan tezgahın önünü kapatma. Hadi uza. Tövbe estağfurullah. Çiftlikte büyükbaşlarla yaşaya yaşaya, bu da onlara benzemiş, farkında değil. Büyükbaşın belası da büyük olur yalnız. O büyükbaşlarla ne güzel kafalar atılır, sen biliyor musun? Sen ne diyorsun ağzının içine mırıl mırıl? Terbiyeli olacaksın müşteriye. Dağ başı değil burası. Mera değil, sosyete. Ne peyniri bu? Abicim, ben seni çok seviyorum. Gel sana %50 indirim yapayım. Bütün bu tezgahı al götür. Vallahi mı kız? Vallahi kız. Sevdim seni. Akşam pazarı. Hadi bakalım. Bu ürünlerin hepsini sana veriyorum. Ama bak bunların hepsinden sabah akşam, sabah akşam güzel güzel yiyeceksin. Anlaştık mı? Koliliyorum. Sever misin koliyi? Bayılırım. Hepsini koy kız. Bol bol koy. Şişt, bana bak. Ben seni bir yerden tanıyor muyum? Sanma. Ama bunları yerken beni inşallah bol bol anarsın. Şişt, peynirce bunu da koy. Çok güzel soslarım vardı. Hadi sana kısmetmiş. İlayda eve akşamları kaç gibi gelir? 6, 6:30 bazen 7. Hayır, geç kalacaksa haber verse bari. Sonuçta eti falan ona göre fırına koyacağız yani. Evet Ozan Bey. Fındık, kurcalama bakalım oraları. Hayır, aslında kurcalama demiyorum sana.
Sana iki pozitif seçenek sunuyorum. Bak, bir, eğer istersen seninle evde şöyle bir dolaşıp tur atabiliriz. İkincisi, eğer istersen İlayda'nın pahalı ayakkabılarından birini kemirebilirsin. İlayda Hanım'ın ayakkabılarını mı kemirecek? Pedagoji bu. Gizem abla söyledi. Yapma demiyorsun. İki tane pozitif seçenek sunuyorsun. O mesela üçüncüyü tercih etti, halıya bıraktı. Aa, fındık! Şşt! Öyle denmez. Fındık. Gel bakalım, gel, gel. Onun duygusunu sen yansıtacaksın. Sonuç değil, süreç odaklı olacaksın. Fındık, bu süreçte çok tuvaletin geldi ve bu seni endişelendirdi. Sen de gittin halının ortasına ettin. Allah'ım ne oluyor bana ya? İlayda kaçta gelir acaba? İdeal ebeveyn kimdir? Yine yine icat çıkartma Safiye ya. Yaşar, sen karışmayacaksın. Ben sana anlatacağım bütün yöntemleri. Çünkü buralarda çocuk böyle yetiştirilir. Öyle senin gibi eski usul hötsütle olmaz o işler Yaşar. Olmaz. Ya anamız babamız bizi yetiştirmiş. Sağlıklı, güzel, normal insanlar olmuşuz işte. Nispeten normal. Yani demek ki adamların yöntemi doğruymuş. Merhaba baba. Biz teyzemle AVM'ye gideceğiz. Gidemezsiniz, bitti. Ya baba ya! Yaşar, Yıldız! Şimdi... baban sana izin vermedi ve bu da seni öfkelendirdi. Bence bu duygunu güzel yansıttım. Ne oldu yani? Gidiyor muyuz şimdi yani? Onu mu diyorsun? Akşam oldu, dizinizi kırıp oturuyorsunuz kızım. Yaşar, yavrum, şimdi sana iki seçenek sunacağım. Ben sunayım. Bir, mutfakta yemek yapmak. İki, salonda sofrayı kurmak. Hangisi? Yaşar, bir bana bırak. Yavrum, onun yerine beraber film seyredebiliriz ve dışarıdan eve sushi getirtebiliriz. Hangisi yavrum? Sushi mi? Manyak mısın kızım? Kaç para sushi ya? Ya ben niye sürekli evdeyim ya? Ya siz niye beni rahat bırakmıyorsunuz? Abla, bunun içi sıkılmış. Bırakın bizi, biz bir dolaşalım gelelim. Yazık. Heh. İşte anne yarısı. Azıcık daha sıksa anne %75 bile olur. Melike, süreci tanımladın. Ve bu pedagojik olarak doğru bir yöntemdi. İyi. Hadi gidin azıcık dolaşın gelin. Ama geç kalmayın çocuklar. Şimdi biz ne yaşadık burada Safiye? Süreci tanımla. Sonuçla ilgilenme Yaşar. Kitapta öyle diyor. Peki, süreci tanımlıyorum. Harika bir hayatım vardı. Evlendim. Yine harikaydı. Çocuk oldu, babayı buldum. Ne demek bu? Yani babayı buldum diyorum. Kendimi buldum. Babanın ne olduğunu buldum. Çocuklarıyla karısı arasında pinpon topu olan zavallı ezik bir adam. Sonuca odaklanıyorsun yine. Sonuca odaklanmak istemiyorum. Çünkü sonuç berbat. Sürece gelecek olursak da genç, yakışıklı, maço bir delikanlıdan el kadar şımarık kızına laf geçiremeyip saçları beyazlayan zavallı gariban bir adamcağız. Süreç bu. Kitabı okumadığın için öyle konuşuyorsun. Okusan her şeyin başı eğitim. Hello. Nasılmış benim fındığım? İyiyim, iyiyim. Çok sağ ol. Çok sıkıldım ama ya. Köpeği soruyorum Ozan. Fındık iyi işte. Ne olsun? Bir uyudu, uyandı filan. Önce bir mamasını yemedi. Ben hasta sandım. Sonra işte zaten şey yaptım. Yemek hazır mı? Ne pişirmiş Sedef Hanım? Ben de iyiyim İlayda. Çok teşekkür ederim. Hayatım, kusura bakma da sabahtan beri çalışıyorum.
Ne bu böyle gelir gelmez dır 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 dır? Sen çalışıyorsun zaten. Ben burada bütün gün parti yaptım ya. Benim duygularım yok ki. Ben burada fındığa bakma makinasıyım çünkü. O zaman ne diyorsun böyle kaprisli kadınlar gibi? Testosteronları köpekten korktu kaçtı mı, ne oldu? Çok canım sıkıldı herhalde benim ya. Ben bezdim bütün gün evde. Ben gideyim bebeğim be. He? Git, bence de git. Fındık su içsin ama, tamam mı? Hiç su içmiyor. Ay susarsa içer aşkıma, bırak. Öyle deme. Bazen çok inat yapıyor. Çok hassas bir ruhu var. Sakın yüksek sesle konuşma, sakın. Tamam mı? Bir de şu pembe battaniyeden başka bir yerde uyumuyor, tamam mı? Aklında olsun. Ben bunu uyutup bir gitsem acaba ya? Attım, sen bilirsin de. Bütün gün evde sıkıldım filan dedi. Evet, evet ya. Evet, ben bir gideyim. Oğuzhanlara falan iki bilardo atayım, kendime geleyim abi. Aynen, bence de. Yarın gel, bekliyorum. Fındığı şıptan çok özledim. Seni de özledim. Hatta seni daha çok özledim. Yalancı şıra. Hadi git. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor be? Siz basın yayın organlarını arayıp benim yüz organlarımdaki estetikleri anlatamazsınız Zahide Hanım. Ya anlatamam tabii kızım. Ya telefonda saatlerce konuşulacak şey mi bu? Yazı dizisi yapması lazım adamların. Anne! Anne ne yapıyorsun ya? Yapma artık ya. Görmüyor musun? Sinirli kadın. Görmüyor musun? Ya görmüyorum. Mimikler görünmüyor ki botoksta. İşte bu lafın aynısını o magazin internet sitesine söylemeseydiniz çok iyi olurdu Zahide Hanım. Çok güzel olurdu o zaman. Hadi estetiklerimi estetikleri anlattınız. Yaşımla ilgili niye ileri geri konuşuyorsunuz? Ben kamuoyuna üç aşağı beş yukarı bir sayı veriyorum. Ona uysanıza. Üç aşağı mı beş yukarı mı? Ben üç aşağı veriyorum. 37 diyorum. Sen 41 yaşındasın. Kaç? Kaçmışım ben? 41 mi olmuşum ben haberim olmadan? Ben 40 yaşındayım Zahide Hanım. 41'e bastım sadece. İnsan doğduğunda bir yaşında olmuyor herhalde. Ay bu kadar matematikten bir haber bir insanın basın yayın organlarına demeç verecek kadar kendini güvenmesini nasıl yapalım? Böyle ağzı olan bir insanın kendini manken zannetmesini ne yapsak acaba? Cengiz, burada ben ham mağdurum, ham üzerime basılıyor benim. Cırk diye ses çıktı demin benden. Anne tamam artık ya. Ay başıma gelenler. Ben siyasetçi miyim oğlum? Benim tecrübem yok ki çocuğum. Soruyorlar, cevap veriyorum evladım. Ah canım, ah canım. Bu magazinciler beni de tuzağa düşürdüler. Tabii ki sen. Ben nereden bilsin annem ya? Yani tuzağa düşürmüşler. Zorla ağzından dedikodu almışlar yaşlı kadının yani. Ne sordular annene? Hiç gelininizin çıktı bir defileye gittiniz mi diye sordular. Ah canım ya, bak görüyor musun? Sen ne dedin peki? Nasıl gideyim? Ben ilkokuldaydım dedim. Ay bugün fişek gibiyim ben. Cengiz, ben topluma mal olmuş bir insanım. Şu an benim kariyerimle oynanıyor. Bunun hukuki sonuçları olur. Hadi inşallah. Boşanma gibi mi? Anne, lütfen ama. Aman. Ay şaka yapıyorum canım. Kızım yavrum, ben bugün böyle hani şakayla karışık bir şeyler konuştum durdum. Bize AVM'de film aldılar. Ne yapalım yani? Sen bunu bir İzzet'in nefis meselesi yapma. İzzettin kim? O AVM'de bizi çeken çocuk mu İzzettin? Hiç nefis biri değil o. Ben biliyorum o İzzettin'i etrafta. Hiç ne rezalet bir çocuk o. Neresi nefis onun? Bak hepsini de tanıyor, görüyor musun? Yavrum bak, sonra senin için salak diyoruz. Kızıyorsun bize. Cengiz. Annem. Bana bak, sakın unutma. Yarım saat sonra gelip Yıldız, hadi annen eve çağırıyor diye beni gelip buradan alacaksın, tamam mı? Anladık. Talip. Oo kızlar hoş geldiniz. Melike hoş geldin. O kadar sevindim ki senin de geldiğini.
Ben oturmayacağım, dolanacağım Talip. Oh, aman iyi, ona daha çok sevindim. Ya sen de kendi içinde iyi bir kızsın da... 40 yılda bir buluşuyoruz bunda yani, kusura bakma. Dedim teyzem etrafta olsun da hani bir tanıdık mandık görürse diye. Ne kadar iyi düşünmüşsün ya Yıldız. İyi o zaman, ben dolanıyorum. Hadi sen dolan bakalım. Bak. Ne haber? Nasıl hayat? Ya bir şey soracağım sana. Bu AVM'nin içinde bir sinema vardı. Nerede o? En üst katta. E gitsene. Git bir film izle. Niye arkadaşım? E belli ki boş vaktin var, böyle dolaşıyorsun bak. Biz sabah 10, akşam 10 buradayız. Bütün gün AVM'nin içindeyiz. Benim boş vaktim olsa sinema ne ki? Ben neler yaparım biliyor musun sen? Oho! Neler yaparsın? Hı? Neler yaparsın? Galiba AVM'ye giderdim ya. Bak böyle düşününce de insanın aklına bir şey gelmiyor. AVM'ye giderdim. Ne yapacağım ki başka? Oldu. Hayırlısı. Öyle öyle. Hep öyle. Hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Evet. Hayırlısı tabii. Oh. Ya Yıldız, galiba baban durumumuzu biliyor ve benden bir şey bekliyor. Bir şey mi bekliyor? Ha. Ya sevgini eyleme dök falan dedi de. Dur bakalım, bakacağım. Var aklımda bir şeyler. Dur bakalım. İyi. Ya sen niye ikide bir saate bakıp duruyorsun ki? Daha yeni geldin, bir rahat ol ya. Yoksa başka randevu mu var kız? Şaka şaka. Deli. Bir şey içer misin? Su. Su, okey. Su alabilir miyiz bir tane? Su. Gündüz. Efendim? Sen mesela bende bir şey değiştirecek olsan... He. Neyi değiştirirdin? Bir şey değiştirecek olsam... Hani ne bileyim böyle... azıcık daha küçülmeni isterdim herhalde. Boyut olarak mı? Hacmen, evet. Daha da? Yani hani... şu kadar filan ol isterdim ki... cebime de koyup seni her yere götürebileyim. Barbie bebek gibi. Psikopat Barbie. Sen de agresifken. Arada bir böyle seni cebimden çıkartırdım, böyle bakardım sana. Ah ulan derdim, ne acayip bir şey buldum lan ben derdim. Ya. Ya Allah. Sen ne değiştirmek isterdin bende? Böyle. Daha iri yarı olmanı isterdim. Nasıl böyle daha uzun boylu gibi mi? Ama böyle 20 metre falan. He. O zaman bu halimle senin cebine girip seninle her yere gidebilirdim. Ya sen şu laf cambazına bak ya. Kızım bu neymiş ya? Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var, zille. Gel seni yemeğe götüreyim. Ha? Para bol bugün bende. Yok, erken yedim ben. Organik kahvaltılıklar almışlar. İçine düştüm resmen, sildim süpürdüm hepsini. Organik kahvaltılıklar mı? Çiftlik bir şeysi. Senin pazarındaki bir adamdan almışlar. Kolilerce. Yemin et. Yağ gibi bir peyniri var Gündüz. Of. Ben hayatımda böyle bir peynir yemedim. Bütün kalıbı yedim. Hadi ya. Sen yine de öyle çok alışkın olmadığın şeyleri yeme kızım. Yok ya, bence hepsi çok lezzetliydi. Gündüz, bir şey soracağım sana. Sor. Organik fıstık ezmesi yiyince, çok özür dilerim bunu sorduğum için. Esavrula, esavrula. İnsanın çişi yeşil renkte olur mu? Normal mi bu? Hoş geldin. Merhaba. Berk. Melike. Çok şey yapma, gidecek o zaten. Hadi sen git yazalım, sonra gelsin, tamam mı? Hadi. Hay. Masaya geçelim. Evet. Ben hep buraya geliyorum biliyor musun? Yani ezberledim diyebilirim. Güzel. New York'ta dansçılık yapıyorum demiştin. Evet.
Ben de 8 ay orada yaşadım bu sene. New York'un neresinde oturuyordun? İçinde. Kaçıncı cadde? 37. Ah, ne diyorsun ya? Ben de 28'deydim. Yakınmışız bayağı. Allah'ım bir hikmeti. Sen New York'tan mı geldin buraya? Yok, ben önce bir Akdeniz'e gittim kamp için. Seviyorum öyle doğa muha. Karette karettaları kurtardık. Keretta? Karette karette, iki kere. Hani su kaplumbağaları var ya. Biliyorum. Kaplumbağalar da ne ilginç hayvanlar değil mi? Yani bir türlü ölmüyorlar ne inatsa. Evet, uzun yaşıyor. Yavaş yaşıyorlar aynı zamanda. O da bir özelliği. Yani hızlı yaşa, genç ölün tam tersi bence kaplumbağa. Değişik bir bakış açısı. Evet. Yani yavaş yaşa, yaşlı öl. Yani o tarz bir hayvan kaplumbağa. En azından bir evi var. Yani bir hayat garantisi sonuçta nereden baksan. Bence ondan uzun yaşıyor. Yani ev aldım ettim, stresi falan yok. Ay böyle unumu eledim, astım eleği oraya diyor. Ay evin sırtında bir kere dünyayı falan geziyordur öyle bir sürü senin gibi. Ne içersin? Su. Su. Hı. Tamam. Pardon, bakar mısınız? Siz bir starla ilgili basına aklınıza gelen her şeyi anlatamazsınız Zahide Hanım. Bir starla ilgili anlatamayabilirim ama senin hakkında sabaha kadar konuşurum. Öyle mi? Konuşursanız da alırsınız cevabınızı. Ben orada bilirim ne yapmam gerektiğini. Ay sen bir gün nerede ne yapman gerektiğini bir bilsen. O günü bir görsek. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben zaten bu çatının altında size oğlumun yüzü suyu hürmetine katlanıyorum. Bu çocuğum anasız kalmasın, bu yavrum öksüz olmasın diye ben burada duruyorum. Yoksa çizgiyi aşarsanız benim avukatımla muhatap olursunuz. Of ya, zaten bütün gün dört duvar arasında bezdim. Akşam bir dizi izleme keyfim var. Yani kan doğradığınız için Allah benim canımı alsın ya. Anne evet ya. Yani Gizem de arada senin için kafası yanmış diyor, fitneci diyor, görgüsüz diyor. Ama bunları kameralara söylemiyor yani. Cengiz, ben sana kaç kere yemekte içme dedim demedim mi? İçki olmuyor sana, içki dokunuyor sana. Aşırı dürüstlük yapıyor sende içki. Şuna bak sen. Hat size bak sen. Kafam yanmış öyle mi? Ben bilirim sana yarın ne yapacağım. Of ay Allah lillah aşkı için ya. Ay Allah lillah aşkı için bütün gün zaten ufaklıkla uğraştım, başım şişti. Başım, migrenim tuttu benim. Of! Gelmiyor benim kafam. Bir yaştan sonra kafa gelmiyor artık. Ay bir ağrı bir saplandı, tek taraflı zon zon. Allah benim canımı alsana kurtulsam ya. Vurdu lan ben ya. Anne? Anne mi? Anne mi geldi? Öyle bir şey oldu sanki. Akşamınız nasıl geçti kızlar? Çok güzeldi anne. Teyzemle AVM'de kahve içtik, sohbet ettik. Çok iyi geldi. Aferin. Aferin yok Safiye. Kitapta öyle yazıyor. Aferin yok. Ceza yok. Duygumu yansıt annesi. Tamam babası. Yıldız, teyzenle kahve içtin, sohbet ettin ve bu seni mutlu etti. Tamam işte. Biz ne dedik? Uzun zamandan beri ilk defa, ne kadar haklı. Bu arada biz dün teyzemle AVM'de gezerken bir tane film afişi gördük. Bu akşam ona gidebilir miyiz? Her akşam, her akşam. Bu ne ya? Yaşar. Kızım, seçenek sunabilir miyim? Sun Yaşar. Neden sinemaya gitmek yerine bu akşam bize evde un helvası yapmıyorsunuz? İrmik helvası da olabilir. Bak, seçenek. Seçenekler bunlar mı Yaşar? İrmik helvası. Kim öldü? Saygı öldü, saygı. Çocuk terbiyesi öldü Safiye. Anadan babadan çekinmek öldü. Bari helvasını yiyelim. Ya sinema! Tamam yavrum, kızım böyle yapma ama. Hayal gücünle kendini inşa et Yıldız. Bu ne demek ya? Ben hayal gücümde filmi mi seyredeyim? Ne demek istiyorsun? Kızım bana bağırma ama. Abla, Yıldız terbiyesizlik etti. Bu da seni öfkelendirdi.
Evet. Hah. Erken gider, erken geliriz. O olur mu? Bak, seçenek. O olur. Bak, o güzel olur. Safiye, seni kendi silahınla vuruyorlar. Hayır Yaşar. Sen de görüyorsun ki modern pedagojinin çözemediği hiçbir sorun yok. Kızlar akşamdan sabaha kadar gezerse tabii ki sorun olmaz canım benim. Oho! Biz ne ara böyle genişledik ya? Ne güzel. Jet hızıyla sosyetik pedagojiye giriş. Şimdi iki gündür bu konuyu konuşuyoruz. O yüzden sizinle telefon bağlantısı yaptık. Şu AVM'deki kavganın sebebi neydi? Onu bir anlatabilir misiniz bize? Yavrum, zırtapozun tekim. Zahide? Kendini star sanıyorum. Ayol, sen kimsin ki o kadar? Sen kimsiniz ki acaba Zahide Hanım? Sen kimsiniz ki? Ya ukala mı yani? Onun için mi anlaşamıyorsunuz gelininizle Zahide Hanım? Hayır yavrum, şuursuz. Şuursuzluğun beden bulmuş hali. Üç boyutlu şuursuzluk bu kadıncağız. Kendini aleyhine tilkiyle yaşlı sanıyor ayol. Sen 41 yaşına gelmişsin. Artık biraz kendini bil, değil mi? Önemli bir tekstilciyle evlenmişsin. Azıcık duruşun, oturuşun, halin, tavrın ona göre olsun. Bir de Gizem Hanım'ın estetiklerini anlatmışsınız bizim arkadaşlarımıza. Anlat anlat bitmedi çocuğum. Hayır Cengiz Bey, ben ona yaptırma demiyorum. Yani ister detoks, ister botoks, ne istiyorsa yaptırsın. Ama artık suratına baktığımız zaman gülüyor mu, ağlıyor mu biz onu anlamıyoruz. Ay ayrıca yaptırıyor da ne oluyor? Hah, şaptı şeker oldu. Zahide! Ay, eyvah Gizem. Göründüğü gibi değil kızım. Hem de benim yatak odamda. Hem de benim yatağımda. Açıklayabilirim. Sus. Zaten her şeyi fazla fazla açıkladın canlı yayında Cengiz Bey. Ne botoksum kaldı, ne dişim kaldı, ne dudak dolgum kaldı. Yani daha niye açıklayacaksın acaba? Hem de benim yatağımda. Bu iş mahkemede biter Zahide. Dur kız, dur. Ben taşıyayım bunları, ağır galiba. Ay şövalye. Ara ara. Sen ağırlıktan topallamıyor muydun? Ne oldu ayağına? Bilmem, sabahtan beri bir uyuşuk. Aa, niye ki? Ne acaba? Ne oldu acaba? Ne sebepten acaba? Bilmiyorum. Sürpriz! Açık havada organik piknik. Yemem ben. Tokum. Aa, öğle vakti yemeği. Olmaz. Öğlenleri yemiyorum ki ben. Öğlen yediklerin direkt kalçaya, basene gidiyor diyorlar. Akşam yediklerini. Ya kızım, yeme, yeme. Yeme. Şişmanladın mı sen? Ha? Hayır, aksine zayıfladım. Niye ki? İki gündür gözüm kararıyor. Böyle bir anda görüntü gidiyor. Herhalde diyorum zayıflıktan. Gözün mü kararıyor? Halbuki hep organik besleniyorum. Sabah, öğle, akşam hep bunları yiyorum ha. Yeme kızım, yeme. Öyle sabah, öğlen, akşam da öyle kahvaltılık yenmez ki. Değiştir acık biraz. Gündüz, organik köy peynirinden kalsiyum almaya çalışıyorum. Çünkü galiba kalsiyumum eksildi. Nereden çıktı ki o? Bir de o mu çıktı şimdi? Bir dişim sallanmaya başladı. Herhalde diyorum kalsiyum eksikliğinden. Çok tuhaf. Yesene, çok güzel. Yemem. Gel ben seni ocak başına götüreyim. Ha? Kelle yiyelim. Yürek yiyelim. Cesaretlendiriyor diyordun, seviyordun. Asla olmaz. Orada hiçbir şey organik değildir. Ben artık hep bunlardan yiyorum. Yeme kızım. Yeter. Yetki. Şap 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 şap. Ağzını şapırdatıyorsun. Huylu adamım ben. Bundan sonra benim yanımda yenmeyecek. Yeme. Hadi ben işe gidiyorum. Ama bu böyle olmuyor Ozan. Otorite kuramıyorsun. Hala her yere pat pat bırakıveriyor köpek. Köpek deme, ağlıyor sonra. Demedi. Tatlım, parası neyse ben vereyim. Bir eğitmen tutalım şuna. Doğru düzgün tuvalet eğitimi alsın ayol. Ben fındığı öyle dadıların, öğretmenlerin eline vermem. O benim kokuma alışık. Hayatım bak, böyle disipline olamıyor yani bu köpek. Nereye kadar böyle devam edecek? Her önüne gelen evin orta yerine tuvaletini yapsa... Sen yapsam, ben yapsam, Sedef Hanım yapsa, ha?
Aynı şey mi ya? Her neyse. Sen şımarttın bunu zaten. Tepemize çıkardın iyice. Fındık öğreniyor. Ama yavaş yavaş ve sağlam sağlam. Çok özel bir köpek o. Sus be sen de. Hem suçlu hem güçlü. Şişt, hayır. Ne biçim konuşuyorsun ya? Bağırmasana. Biraz modern yöntemleri uygula lütfen. Fındık, tuvaletini yaptın ama ödül bisküvisi verilmedi. Ve bu seni sinirlendirdi değil mi? Tuvaletini halıya yaptı diye ödül bisküvisi mi vereceksin bir de? İleride bu fındık ya sokak serserisi olur ya da keş. Bak ben sana söyleyeyim o zaman. Ama ya tuvaletini yapmasa? Ha? Ya yapmasa? Sağlığın olacak. Ne olacak, çocuğu musun Ali? Ne çocuğu ya? Ozan hayırdır? Yani köpeğin. Köpeğimizin hali gibi. Hadi sana Allah kolaylık versin. Diyorum ben. Bay bay. Bay bay. Çok duygusalım bu. İyi Gizem, anlasana avukat ne dedi? Kız çok heyecanlı, anlat. Anacığım dur ya, önce bir para çekmem lazım benim. Evden cüzdansız çıkmışım. Kafam bıraktı Zahide Hanım bende. Zaten kendime kadar vardı, o da gitti sabah onu. Yatak odamda bir anda canlı yayında görünce oldu. Kafam da gitti. Para çekmem lazım benim. Cüzdanı yoktu, kart mart? Yok anacığım, kartı falan gerek yok. Şimdi burada mobil şubeden giriyorsun. Oradan o QR kodu orada okutuyorsun. Ondan sonra hiç dokunmadan parayı çekiyorsun, yatırıyorsun, çekiyorsun, yatırıyorsun. Ne istersen yapıyorsun. Öyle enteresan bir şey bu. Tamam. Gel bak şimdi, göstereceğim ben sana. Oo, bak geldi bebekler. Ay teknolojim çok iyi Safiye. Gerçekten. Bence mühendis falan olabilirmişim. Vallahi olabilirmişsin kanka, bravo. Biliyor musun, Yaşar da olabilirmiş. Onun da teknolojisi çok iyi. Müthiş bir eleman. Öyle mi? Hani yani ayın elemanı olsa olur. Hatta yılın elemanı bile olur. Öyle bir insan. Cengiz Bey bu konuda sana bir şey dedi mi? Cengiz bunu hep şey diyor. Sen iyi bir şey okusaydın çok daha iyi bir şey olabilirdin diyor. O şekilde konuşuyor yani. O konuda değil de hani... Fakat tabii güzellik bir kader ve başa bela Safiye'ciğim. Yani ben mühendis de olabilirdim, onu da olabilirdim, bunu da olabilirdim ama... moda dünyası tabii ki beni bırakmadı. Aslına bakarsan ben bugün anladım, avukat da olabilirmişim. Çünkü avukat hanımın anlattığı her şeyi o kadar net anladım ki. Ay o konu ne oldu? Attırıyor musun Zahide'yi içeri? Ay yok canım, o kadar değil. Ama avukat şey dedi. Medyayı 3 kere senin aleyhinde konuştuğu için tedbir kararı aldıracağım dedi. Çünkü benim dişilik haklarım söz konusuymuş. Kişilik hakları olabilir mi? O da olabilir. O da olabilir çünkü kadın sonuçta yani kişiliğimden girdi, dişiliğimden çıktı, affedersin ya. Şu tedbir kararı bir gelsin, o bir gününü görsün, öyle ileri geri konuşamaz bir daha benim için. Hakkımda car 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 bir daha konuşamaz. Çünkü niye? Adaletin kestiği dil acımaz. Öyle bir şey dedi bugün avukat hanım. Adaletin kestiği parmak olabilir mi? Açıkçası ben parmağını kessinler istemem. Yani o da biraz aşırı bir ceza olur bence. Yani şu tedbir kararı çıksın, uyarsınlar. Bu biraz daha efendi olsun, hakkımda öyle her yerde konuşmasın. Biraz saygılı olsun, bana yeter. Parmağını kesmelerini ben açıkçası çok istemem. O kadar da değil. O kadar değil. O da fazla. Ne yapalım, bir kahve içelim mi? Paramız da var. Olur. Hep bu kız ısmarlıyor ya. Tuniciğim, kahven. Ay müdürüm, bu işler sizin mi kaldı? Ben full mahcubiyet biliyorsun. Talip saç tıraşına gitti. Artık bir dalgası mı var, bir karı kız işi mi var bilemem. Ben bakıyorum çay ocağına, elime mi yapışır canım? Müdürüm, benim bir maruzatım olacak. Benim bu sene 3 haftalık yıllık iznim var. Ama annem çok rahatsız. Onun tedavisi için 3 hafta şehir dışında olmam gerekiyor. Yani bana tatil kalmıyor. Geçmiş olsun Tuni. Nesi var annen? Ameliyat falan mı olacak? Ah müdürüm. Ameliyat da geçse bir sürü hastalığı var. Yapma ya.
Öncesinde ayağındaki topuk dikeni için bir hafta kaplıcaya gideceğiz. Yüzündeki güneş lekeleri için bir hafta spa'ya gideceğiz. Lazer uygulanacak. Yüzdeki lazer kızarıklığı bir haftada iyileşiyormuş. O yüzden evden çıkamayacağız. Ona ben bakacağım. Kıyamisu yoksa evde çok sıkılır. Ardından da bir batık işi var. Ne batığı? Deniz altında mı? Evet müdürüm. Annem dalgıç. Titaniye inip inceleme yapacak. Ne? Kız seni de Allah belanı vermez. Kız ayak tırnağında batık var. Onun tedavisi olacak. O da nereden baksan bir hafta sürer. Yani ben 3 hafta hasta bakacağım. Diyorum ki şu yıllık iznimi 4 haftaya çıkarsak da... ben de bir haftacık tatil yapsam ha? Tabii ki sevgili Tuni. Öncelik senin moral ve motivasyonun. Şuraya bir imza alabilir miyim o zaman? Öte yandan benim moral ve motivasyonum da önemli. Misal ben ayın elemanı seçilsem. Belki çocukça ama insan seviniyor böyle şeylere. Ha Tuni? Tabii ki. Değil mi? Evet. Ne diyorsun? Öyle. Mesela ayın elemanı ben seçilsem. Değil mi? Ya da kimin hakkıysa. Bence de. Ama bence benim hakkım. Kesinlikle. Say mı diyor? Tabii ki müdürüm. Benim oyum sizden yanadır. Yaşa koca yürekli, koca saçlı çocuk. İmza. Hemen. Yıldız, bir şey mi yazıyorsun sen? Ne yazıyorsun? Roman. Gerçekten mi? Yok be teyzem. Talip'le Berk'in artılarını eksilerini yazıyorum. Ya gördüğüm en sistematik çapkınsın. Ne yazdın? Berk, yakışıklı, zengin, her an başka bir ülkeye gidebilir. Talip, yakışıklı sayılır. Hali vakti yerinde sayılır. Anadolu yakasına bile geçmez. Yani cepte. Hangisi ağır bastı? Mantık kalp ikilemindeyim teyzem. Bu akşam ikisiyle de yine randevum var. Yani gerçi Talip'i geç saat attım da... Berk de arayıp yemek yemeyelim, kahve içsek yeter dedi. Niye sence? Ya kilo aldım dedim. İnce düşündü. Karşında yemek yemek istemedi herhalde. Emin misin? Dün akşam iyi geçti mi sence? Tabii ki. Ne söylesem çok değişik bir bakış açısı dedi. Bence beynimden çok etkilendi. Fiziğim desem zaten. Zahide Hanım size gelmiş. Tebliğ dediler, devlet dairesindenmiş. Bu da neymiş öyle? Ver bakalım, imzalayalım önce. Hayırdır inşallah. Hayırdır, hayırdır bence. Devletimiz hakkınızda en güzelin işimiştir Zahide amcam. Acaba biz emlak belgesini falan yatırmayı mı unuttuk ha? Aa. Ay tövbe estağfurullah. Aa. Ne demek şimdi bu? 6 ay süreyle önleyici koruma tedbiri kapsamında Gizem Sayıcı Özpamuk'a hakaret, aşağılama ve küçük düşürme amaçlı söz ve davranışta bulunmanız... Bunu sen mi yaptırdın? Aa! Aa, aa, aa! Siz de her şeyi benden biliyorsunuz Zahide Hanımcığım. Devletimiz benim mağduriyetim görmüş, bir tedbir almış. Saygısız, terbiyesiz. Pardon, sizin bana mı dediniz? Evet. Çünkü bana dediyseniz ve mesela Sultan boş zamanlarında gazetecilik yapıyorsa... şu an siz tedbire uymuyorsunuz. Ben evimde suç işlenmesini istemiyorum Zahide Hanım. Ve ben kriminal bir insanla aynı çatı altında yaşamak da istemiyorum. Hay Allah'ım, sen aklımı koru. Bak bak, eğer tedbire uymazsam da... 3 aydan 10 güne kadar tazyik hapis cezası alabilirmişim. Yallah tazyik! Ne yapalım Zahide Hanım, ne yapalım? Demek ki kanun böyle, yapacak bir şey yok. Kanun karşısında boynumuz kıldan ince.
Benim dudaklarım da dolgudan kalın. Ama şimdi bu tedbirden sonra sıkın işte onu böyle etrafta anlatın. Yazıklar olsun kızım. Ben seni kendime evlat bileyim. Sen git beni savcılıklara ver. Ay merak etmeyin Zahide Hanım. Ben sizi savcılıklara versem de savcılıklar sizi almaz. Yine benim başıma kalırsınız. Ay başıma gelenler. Ne geldi ki acaba başınıza? Esas benim başıma geldi. Burada mağdur benim. Of. Ben burada bitmişim, mahvolmuşum. Ne yapalım? Ay adalet ne kadar güzel bir şey. Adalet kadar ferahlatıcı bir şey yok. I love adalet şu an. Alışverişten daha ferahlatıcı, yemin ediyorum. Ay bahar şu anda geldi gibi oldu bana be. Yallah tazik! Oh. Sedef Hanım'dan aldım haberlerinizi. Yine her yere yapmış bu fındık. Hiç iyi eğitemiyorsun şu kızıyı Ozan. Sen bütün gün dışarıdayken, ben burada dört duvar arasında bütün gün çocuğa bakarken böyle gelip de bir anda eve ben de böyle konuşamazsın. Eve gelmenin de bir adabı vardır be. Ne yapmamı istiyorsun hayatım? Derdin ne? Günün nasıl geçti diye sorabilirsin ya. Ben bir eşya değilim burada. Ay bırak Allah aşkına tatlım. Bütün gün anam ağladı. Sizin şirket, bizim şirket. Neyin kaprisini yapıyorsun ki sen bana? Artık zaten akşamları dışarı çıkmalar falan. Onlar da bitti. Bütün gün burada dört duvar arasında otur. Akşam da evde otur. Güneş görmemekten D vitamini bitti vücudumda. Of. Her yanım ağrıyor benim. D vitamini mi istiyorsun? Ne istiyorsun anlamıyorum. En iyisinden alır getiririm yarın sana, oldu mu? Hadi. Mesele o değil ya. Mesele o değil. Her şeyi parayla çözemezsin İlayda Hanım. Her şey parayla çözülmez. Ay benim migrenim tutacak galiba. Ya ne migreni Ozan'cığım ya? Senin migrenin mi var? Saçmam aslan gibi adamsın, kendine gel. Benim bir başım ağrıyor gibi oldu da. Ha tatlım unutmadan. Yarın Sedef Hanım'a söyle bizim garajı bir temizletiversin, oldu mu? Tabii ki. Tabii ki baş üstüne Beyzadem. Tabii ki emrin olur. Ben ne işe yararım ki zaten? Ben ne işe yararım? Ben bu evde bir köpek bakıcı robotum. Ben neyim ki zaten? Korkma oğlum sen, korkma tamam mı? Anne baba arasında bazen böyle tartışmalar olur. Allah'ım. Merhaba. Kardeş, buralarda yüzü kalabileceğim bir kuyumcu biliyor musun? Jennifer Aniston'u biliyor musunuz? Marka mı bu? Yok. Mesela öyle bir kadın bulsam kesin evlenirim, biliyor musun? E'si? Brad Pitt'le barışmışlar, kafam açıldı biraz ya. Neyse takmayacağım. Keyfim çok yerinde, bunlara hiç takılmayacağım. Kardeş, evlenme teklifi için yüzük alabileceğim herhangi bir dükkan biliyor musun? Biliyorum ama söyleme. Niye? Çünkü seninle evlenmem. Kusura bakma ama tipim değilsin. Hayır efendim, bana hiç öyle yüzük müzik öyle şeylerle gelme. Manyak ya, vallahi büyük manyak ya. Hani ne var yani, bütün gün buradayız, biz eğlenmeyelim mi? Çık yukarı bak. Hayır, bence ben de haklıyım ya. Hah, Berk, senin gelmene gerek yok. Sen git gez ulaş, tamam mı? Teyzeciğim. Berk! Ne haber? İyi. Ne haber hacım? Ne yapsın o işleri? Ama hep aynı be. Hep aynı. İşte dünya telaşesi. Ne yapacaksın? Duruyorsun. Güzel. Ama çok iyi bakıyorsun da Fındık'a. Bir dadı tutsan, şimdi üniversiteye başlamıştı bu köpek. Ya sen bir kere başını okşadın mı bu çocuğun? Bir kere seni seviyorum dedim mi? Üvey köpek mi bu be? Tamam, istemiyorum. Bitti bu. Gündüzleri özgürsün artık. Ben ilgilenirim Fındık'la.
En azından bir disipline sokarım ya. Oraya buraya tuvaletini yapmaz. Sevgi eksikliğinden davranış bozukluğu oluyor. Seni protesto ediyor o şekilde. O protestoları temizlemekten Sedef Hanım işi bırakacak. Aman o önce adam gibi toz almayı öğrensin. O zaman gösteri çıkacak artık. Tamam bitti bu köpek bakma işi. Hadi evine git. Şirin ne? Fındığı benden uzaklaştıramazsın. Aman bırak. El alemin köpekleri terlik getirmekten iki ayak üstüne çıkmaya neler neler. Bizimki anca yatsın bütün gün evde. Kime çektiyse. Ne demekmiş o? Köpeği de kendine benzettin diyorum. Kötü örnek oluyorsun yavruya. Görüşmenizi yasaklıyorum. Bunu bana yapamazsın. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Benim haklarım var. Ben bir bireyim. Bu ilahi de egemen ortama direne direne kazanacağız. O zaman tatlım ben bir duşa gireceğim. Sen de çık biraz gez. Biz fındığı hallederiz. Hadi canım. Heh. Çık, gez, eğlen, partile dans et. Bak ben söylüyorum bunları. Heh. Hadi canım. Gel oğlum. Gel yavrum. Gidiyoruz bu evden. Babamın evine gidiyoruz. Melike! Talip. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kız? İyi. Ya Yıldız'la buluşacaktık da bir saat erken geldiydim. Bu Yıldız'ın yanındaki kim? Benim arkadaşım o. Ben görüşüyorum onunla. Ama işte ben böyle alışveriş yapıyordum, geciktim. Çok severim ben alışverişi çünkü meraklısıyım. Ha. Senin arkadaşınsa niye Yıldız orada oturuyor ki? Çünkü ben çağırdım Yıldız'ı. Ben istedim burada olsun ki etrafta birileri birileri görür. Hop Yıldız hemen yanıma oturur, çakılmaz diye. Ha. İşte Yıldız da erken gelmiş, ben geciktim. Öyle. Ha. Kızlar karşılıklı birbirinizi koruyup oluyorsunuz yani. Sizi gidiler sizi. Tabii tabii, şimdi abim gelir aniyi görür mürür ondan. Tabii. O zaman gidelim, çocuğu bekletmeyelim ya. Bir enişteyi çek edelim Melike. Yok enişte değil zaten o, arkadaşım benim. Talip. Berk, ne haber? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi, geldim ben de işte. Ne haber Yıldız'cığım? İyi. Sen? İyi, Allah nasılsın? Talip, Berk. Merhaba. Merhaba. Pardon. Pardon, bir bakar mısınız? Çok pardon, kimse yok mu? Merhabalar. Bir içecek menüsü alabilir miyiz? İçinde bir tane daha şey var. Hayatım, annem üzülmüş. Niye öyle avukatla savcıyı da o işlere girdin ki? Ay ne yaptım, bir şey yapmadım Cengiz. Sadece anneni Türk avukatlarına emanet ettim. Türk hekimleri o. Ya o da lazım. O da lazım, bir psikiyatr görsün bu kadını. Bir sıkıntı var bu kadında. Aa, geldi bak işte o. Keyfi yerinde o. Bir şey yok onda. Lütfen, lütfen. Oh. Anne nereden böyle? Aman AVM'den be oğlum. E niye böyle korku tüneline girmiş gibi bir suratla geldin? Aman Cengiz. Ben bir halt ettim be çocuğum. Ay kız, ne yaptın kız? Tuvalet var AVM'de, temiz. Niye girmedin orada? Kızım ne diyorsun sen Allah aşkına yahu? Aa, oraya bir gazete çocuk geldi. Anne yapma. Ya öyle gelininizle tartışmışsınız, kavga etmişsiniz diye soru verince... Yorum yok deyip git. E sen ne dedin onun hakkında deyince? Susma hakkımı kullanıyorum de yürü. İsrar edince. İyi akşamlar arkadaşlar, de kaç. Ay tutamadım ben de kendimi. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Anne. Ne iş yapıyorsun delikanlı? Ailem turizmci. Ben şimdilik dünyayı geziyorum. Bence güzel sigortalı bir iş bul ya kendine. Vallahi bak yaşın da gelmiş.
Melike ile nerede tanıştınız? İşte dün akşam... Restoranda tanıştılar. Evet Berk, sen anlatıyordun, karetta karetta diyordun. Yuvalama alanları Patara değil mi onun? Ben kamp yapmıştım orada. Gerçekten mi? Ne zaman? Evet evet, 2 sene önce. Hatta florası da çok güzeldir Patara'nın. Evet ya, müthiş değil mi? Evet. İzliyorsun falan, çok güzel. Yıldız, dün akşam sen benim yanımdan erken ayrıldın ya, Eden bekliyorlar diye. Dün akşam? He, dün akşam. Maçta vardı, seyretmişsindir. O kadar güzel denk geldi ki. Vallahi iyi ki erken ayrılmışız ha. Dayım! Dayım! Ne? Biz gittik, biz toptan bittik. Ne oldu ya? Bir şey yap koçum, ben halledeceğim ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam Gündüzcüğüm. Ne oluyor burada? Ya ben arkadaşım bekle oturdum, kahve içiyordum da... baktım kızlar da alışverişe gelmişler. Aa kızlar, ne yapıyorsunuz dedim. Gelin size bir çay ısmarlayayım dedim. Onlar da oturdular işte bile. He, sağ olsun. Çay ısmarladı bize. Arkadaşım Berk. He, Berk. Bu mu? Arkadaşım mı bu? He. Bu model arkadaşım. Arkadaşı. Bir çay da bana ısmarlayayım bakayım. Ayıpsın Gündüz, otur ya. Nerelisin sen? Buralıyım. Benzemiyorsun. Yani dünyayı geziyorum belki ondandır. Sebep? İlginç kültürler. Mesela? Hindistan. Kokuyor diyorlar Hindistan'ı. Kokuyor mu? Kokuyor. Ben gitmem. Bana verseler gitmem. Tamam o zaman. Hani bana deseler ki yanıyor, Hindistan yanıyor, su tut deseler gitmem. Anladın mı? Öyle de bir yer Hindistan. Hadi kızlar, son yudumlar. Evimize dönelim, hava karardı. Ben de gideyim manitaya bir hediye alayım. Eczaneden. Eczaneden mi? Nesi var ki? Sana ne? Çok konuşmak istemiyorum hani. Midesine böyle bir yemekler falan dokunur, onu şey yapmak istemiyorum. Of, of. Eyvallah. Birader. Sen al bu yakışıklılığını Hindistan'a geri dön bence. Bizim bacıların etrafında çok dolanma. Git Hindistan'da öyle fillerin, zürafaların etrafında filan dolan. Anlaşıldı? Hadi kızlar! Arkadaş var ha? Ha, evet. İyi eğlenceler. Sağ ol Gündüz'cüğüm, görüşürüz. Zahide, ne yaptın? Beni mi gömdün yine? Hem de ne gömmek? Doğan okunda helvan kavruldu. Anne yapma, anneciğim yapma. Hapse girersin ya. Kameraya çektiler mi yoksa? Çektiler tabii. Zahide Hanım, siz deli misiniz? Tedbir kağıdı geldi ya, siz de okudunuz ya. Şimdi ne olacak? Ya Allah tazlik, hapse mi olacak? Ne olacak? Ay delireceğim. Yok, olmaz bir şey değil mi? Bence olmaz ya, o kadar da değil. Ararız hangi kanalsa, hangi gazeteyse. Yani buluruz ama hangisiydi anne? Ay ne bileyim ben. Zahide Hanım, nasıl bir çocuktu? Bu kim? Kim bu acaba? Kim bu acaba ya? Bu kadını AVM'de yakalayıp soru soran bu kim? Ay ne bileyim ben be? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Zahide sen ne yaptın kız? Zahide sen ne yaptın kız? Olur mu acaba bir şey? Ha? Yok be, olmaz bir şey, saçmalama ya. Allah aşkına delirmeyin o. Kız olur mu acaba bir şey? Yok canım, hiçbir şey olacağını ben zannetmiyorum ya. Benim kişisel fikrim, hiçbir şey olmaz. Olur mu Cengiz bir şey? Cengiz olur mu bir şey? Allah lillah için söyle, olur mu bir şey? Bence bir şey olmaz. Yok, bence mantıklı bir şey olmaz. Bir şey olacağı yok be. Var mı acaba? Ara ara. Gündüz. Ya kız. Çok gitmişim. Gündüz. Gel. Gel, ara ara. Ara ara. Nasılsın? Genel durumun nasıl? Tansiyonun, ateşin, nabzın, ha? Ayağım hala uyuşuk Gündüz. Ah kızım, ay. Ve çok bitkinim. Bahar çarptı beni galiba. Ha ben sana kıyamam. Ah. Hala yiyor musun o kahvaltılıkları? Tek tip beslenme, biraz farklı farklı şeyler ya. Bu akşam hiçbir şey yemedim Gündüz. Midem hiçbir şey almıyor. Ne demek ki o? Yanlış bir şey yedim belki, bilmiyorum. O kesin.
Ya da üşüttüm. Bilmiyorum. Uzaylı gibi mavi renk kusuyorum gündüz. Deme. Deme öyle kızım. Deme, deme öyle. Bak ben sana vitaminler aldım. Bu vitaminleri iç. Sebzeye, meyveye zamanla geçecek. Bir şeyim yok ya. Havalar bir sıcak bir soğuk. Ondan kuran derde kalıyorum. Tabii sabra sabra. Kız nasıl kuran derde kalmak öyle o? Ha? İyi saatte olsunlar kuran derde kalmış gibi. Hangisi? O. Yaptın ya koluna öyle. Koluma bir şey yapmadım. Sen bana vitamin mi aldın? Üç dişim sallanıyordu. Belki iyi gelir. Dişim mi sallanıyor? Kızım sen artık bir doktora mı gözüksen? Sabah gelecek. Ablam evham yaptı. Halbuki bence süt dişlerim dökülüyor. Olamaz mı? Süt dişlerim mi dökülüyor? Bu yaşta. Hani diş doktoru da görsün seni tabii de. Yani bütün doktorlar görsün seni. Hastaneler görsün yani. Anasını satayım bu neymiş? Bilim adamları köpek klonlamayı bıraksınlar da seninle ilgilensinler. Parasıyla değil mi arkadaş? Halbuki bence süt dişlerim dökülüyor. Olamaz mı? Ala ara. Demin söyledin ya bunu. Hangisini? Halbuki benim de süt dişlerim dökülüyor. Olamaz mı? Kimin? Alaram. Kutu bebeğim benim. Canım benim. Sen hadi eve mi gitsen? He? Yarın da seni bir doktor görsün. Bütün yediklerini falan ona göster ama mutlaka. Tamam mı? Bunları bunları yedim de, bunları bunları yedim de, bunları lütfen göster. Hadi ver, psikopat var bir, hadi evine. Tamam. Bizim eve nasıl gidiliyordu ya? Bağırmadan sessiz bir şekilde acımı yaşayacağım. Anam. Oy. Gizem Hanım, köpeğimin burada olduğunu biliyorum. Ozan dün gece bizden çaldı. Hangi köpek? Yok, bizde köpek falan yok. Ne alaka? Bir dakika Cengiz. Cengiz çağırıyor. Cengiz amca hav hav mı dedi? Yok. Wow dedi. Wow wow dedi. Herhalde benim kredi kartı eksiğimi gördü. Ona bir nida yapıyor yukarıdan. Evet. Ay tamam kızım geç al köpeğini. Öf. Ay zaten her yeri yapıyor kusura bakma da yani. Bittik ya dün geceden beri şekerim. Ozan getir köpeği olmadı. Fındığı benden kopartamazsın. Ne koparması Ozan ya? Hayır, yani köpek kaçırılır mı? Neyin kafası bu? Anne kafası. Anne ile çocuk arasındaki sevgi bir kağıt parçasından ibaret değildir. Annelik sevgiyle olur. Aynı Ozan ve ben gibi. Tam olarak değil de. Bence öyle. Bence değil. Biraz öyle yani ama. Hiç alakası yok hatta yani. Yapma ya. Ver o zaman köpeği, kızın köpeği o. Ver onu, ayda bir gidip görürsün. Nasıl fikir? Hayır anne, olur mu öyle şey? Teşekkür ederim oğlum. Başka bir sevgi. Annelik böyle bir şey. Akşamınız nasıl geçti kızlar? Ne akşamı anne ya? Dayım geldi apar topar bizi eve getirdi. Bir çay bile içemedik. Şimdi içiyoruz işte, tamam. Ama sinemaya gidecektik teyzem. Ha? Hani sinemaya gidecektik? Bu akşam gideriz olmadı. Yıldız. Süreci anlat, duygusunu yansıt. İki gecedir dışarı çıkıyorsun. Ve bu seni iyice arsızlaştırdı. Yaşar. Bence duygusu bu. Ama kitapta ne diyor Yaşar? Sıcak, sınır koyan, saygılı anne baba olun diyor. Yıldız, canım benim. Bak, sıcak. Akşam, akşam bu kapıdan dışarı çıkamazsın. Aha da sınır koydum. Saygılarımla baban. Bu da saygı. Ya siz beni anne rahat bırakacaksınız.
Abla bu akşam da çıkalım son, tamam mı? Ne olursun, ben de yıldım ya. Vallahi. Safiye. Safiye, ben fenayım Safiye. Bu kitapta çocuktan bunalınca sakinleşmek için ne yapın diyordu? Çocuğa bağırmayın, gidin yastığa bağırın diyordu. Yastık kesmez. Kuyulara bağıracağım ben. Yabancı dilde ona kadar sayın diyordu. Ya ben yabancı dilde ona kadar saysam 10 yıl önce müdürüydüm Safiye. Belli ki bu yöntemler bizim için yapılmamış, görmüyor musun? Galiba suşi olmadan olmuyor. Ya bu kitapta bahsi geçen adam baba, anlıyor musun baba? Yabancı dil biliyor, suşi yiyor ve sürekli 2 tane seçenek buluyor. Ya belli ki bu adam 2 tane üniversite bitirmiş, doktora yapmış. Ben değilim ki bu adam. Bana bağırma Yaşar, ben de elimden geleni yapıyorum. Bana bağırdın ve bu beni üzdü. Bak duygum. Öküzüz ama onu anlıyoruz kızım ya. Halledeceğiz Yaşar. Kızım mı var, derdin var. Oo, İlaydacığım canım, hoş geldin. Bugün ofiste imzadan önce erken erken evde de görüşüyoruz. Ne mutlu tatlım benim. Köpek olayı oldu Cengiz amca ya. Şu Ozan'a bir şey der misiniz? Bir köpeği paylaşamıyor benimle. Şimdi vallahi yani her beraberlikte böyle şeyler olur. Yani önemli olan yavruyu yıpratmamak. O daha küçük. İkinize de ihtiyacı var. Oha ya. Ya oha baba, ya 3 yıl önce boşanırken anneme benimle ilgili bunları demiştin. Sen aynı tirade mi atıyorsun sürekli be? Da annesinin kim olduğuna karar ver, şimdi kızı iyi olacak. Doğuran mı anne, bakan mı anne? Çok kırılıyorum ben böyle şeyler, çok özür dilerim. Şu an fark ettim. Ben çok derin bir psikolojik katmanda kendimi fındıkla özdeşleştiriyorum. O yüzden bu kadar etkileniyorum. Ay Ozan. Bir dakika. Cengiz amca ben mi oluyorum bu durumda? Kızım siz bizim gibi değilsiniz ki. Siz birbirinize aşık bir çiftsiniz. Ama illa paylaşacaksanız, yani bilmiyorum, hafta ortasında köpek sende kalsın, hafta sonunda Ozan bize getirir onu yani. Tuvalet eğitimi aslında öyle gelsin. Vallahi böyle olmaz. Haklı kadın ama şimdi. Haklı. Ozancığım, tatlım, öyle hafta ortası, hafta sonu falan mı var? İstediğin zaman gel bize takıl. Fındıkla mı? Yaşasın. Benimle. Geldiğinde köpeği de görürsün diyecektim de araya giremedim. Zaten esas amaç seni görmek İlaydacığım. Köpek bahanesi. Ay, köpek deyince çok bozuluyor bu köpek. Ay problem değil. Çok yakında üçümüz aynı evde olacağız. Bak işte bu. Bak ne kadar güzel bir noktaya değindi. Prenses bu kız, prenses. Hatta diyorum ki, önümüzdeki hafta düğün hazırlıklarına başlayalım. Malum önümüz yaz. Artık ne kaldı değil mi yaza şurada? Başlayalım biz hazırlıklara. Kızım. Kızım. Baya baya. Vay be vallahi baya. Evet Cengiz amcacığım. Evet tamam, pardon, fındık eziliyor. Aa. Fındık ezmesi. Nasıl? Dün gece gelip son ütücülere mi yardım etmiş? Ay. Ay eli falan da yanmış kıyamışsın onu. Ay Allah. Bugün 1 Nisan. Nasıl şaka edeceğiz ha? Ay ne yaptık biz ya? Müdürüm, siz bu ayın elemanı olayını çok ciddiye almadınız değil mi? Sonuçta mühim olan şakalar şudur budur değil mi? Özellikle şakalar. Aman, ağzımızın tadı olsun da be. Tabii canım, ben zaten işin manevi tarafındayım. Yoksa
Ben o 5.000 lirayı almışım, harcamışım. Böyle elimde tutmuşum. Şöyle. Saymışım. Bankaya yatırmışım. İnternetten girip hesabımda görmüşüm. Yavaş yavaş aylara bölüp harcamışım. Ne ki? Evet, değil mi? Önemli olan şuradaki resmin anısı. Ha, 5.000 lira da bir şey de değil. 1.298 dolar ediyor. O değil konu. Konu burada sevildiğini hissetmek. Ya kesinlikle bu. Zaten içimizi ısıtan şey o. Yoksa ben o 5.000 liranın ki 1.041 euro ediyor. Ben o 5.000 liranın bir kısmıyla kendime indirimden kışın ayağımı ısıtacak bir ayakkabı almışım. Ne ki o? Aman canım, sonra evde koyacak yer bulamıyoruz. Maldır sonuçta. Maldır yani. Ama şu sandık sevgidir. Bravo müdürüm. Sevgi nedir? Yemektir. Aynı zamanda yemektir. Yemektir yani. Alırsın şöyle aileni, gidersin bir kebapçıya. Nereden baksan kişi başı 40 lira. Tatlısıyla, şusuyla, busuyla. Ne iyi olur, ne güzel olur. Ama o değil. Şu sandıktan çıkacak sonuç benim için demokrasidir. Olay bu. Şuraya varayım da. Bir yüzümü yıkayayım, biraz yoruldum ya. Bittik, bittik. Gideceğiz Cengiz Bey'e. Biz böyle bir münasebetsizlik yaptık. Bakın çaresine diyeceğiz. Kız vallahi işimiz rast gitmez. Böyle çarpılır kalırız. Mahvoluruz. Öyle yapalım biz. Öyle yapalım canım. Cengiz Bey, polis geldi. Yok artık. Niye? Ay yoksa beni almaya mı gel... Beni almaya geldi demeyin. Şaka mı bu? Yok canım, şeydir o. Köpek geldi ya, köpek havladı. Ondan komşular gürültüden şikayet etmiş midir? O mudur? O da omuştur bence. Başka neymiştir? Omuştur. Kesin inşallah omuştur. Gürültü müymüş müydür? Zahide Özpamuk. Benim efendim. Hakkınızda yakalama kararı var. Ay deme. Olmaz memur bey. Nasıl yani? Karakola ifade mi verecek? 3 gün tazyik hapsi kararı. Gizem. Buyurun. Okuyun. Cengiz, hemen mi gitmem gerekiyormuş oğlum benim? Ne tazyik hapsi diyor? Hay yine hay gidemez. Hay ne demek? Ben kayınvalidemi vermem. Alamazsınız benim kayınvalidemi. Hayır, dokunmayın benim kayınvalidemi. Tamam, vazgeçtim. Tamam, şikayetimden vazgeçtim. Çok teşekkür ederim. Vazgeçtim, bitti gitti. Size de çok teşekkürler, buraya kadar zahmet ettiniz. Ne duruyorsun? Polis! Ha, polis var, okey. Tamam, polis var. Sıkıntı yok. Zahide, sen arkadan kaç, ben ona oyalıyorum. Barikat kurdum, ben ona oyalıyorum. Zahide, kaç! Zahide, kaç! Kaç! Ben burada ona oyalıyorum. Kendimi yakarım. Kendimi, çocuğumu yakarım. Ozan nerede? Ozan 40 yılda beni işe yarayacak. Çocuğumu yakarım. Ozan! Gelin böyle. Gitme kız! O çocuk erkek arkadaşın aslında değil mi? Kim? Ay yok ya. Kendi kendine gelin güvey oluyor o. İkimizi birden aynı anda idare etmeye mi çalışıyordun? Hayır. Yok. Ne alakası var? Yıldız, sen lütfen ilişkine devam et. Biz zaten anlaşamayacağız. Ya. Ben böyle şeyleri pek sevmem. Prensipli biriyimdir. Anladım. Ama yani katı prensipler çok da iyi değildir. Heh, bravo. Onun için diyorum ki, acaba Melike'yi arasam bozulur musun? Bence bozulmuyor. Teyze mi? Evet. Kafamız anlaşacakmış gibi hissettim de. Zahidem, Zahidem, sen nerelere düştün kadar kurbanlı Zahidem, ah! Kıyamam, sen nerelere düştün, parmaklıklar ardına düştü Cengiz. Beni sen bitirdin kızım. Hayır, ay ben nereden bilirdim böyle olacağını, ay! Çok üzülüyorum ben Cengiz, bu kadın ne olacak burada? Bunu döver.
nasıl bir insandır, tar kokar mı kokmaz mı? Bütün bunlar çok önemli sorular kafamda dönüp duruyor şu an. Tamam. Tamam, tamam artık ama ya. Tamam, yani koğuşa değil işte, tek kişilik şeye koymuşlar ya. Lütfen. Siz gidin isterseniz. Sayılı günde de olsa çabuk geçer. Ben sana çok kırgınım kızım. Ay öyle deme. Ay ben üç gün bunsuz ne yapacağım? Zahidem siz üç gün ben ne yapacağım Cengiz? Ya Gizem tamam artık. Hepimiz biraz daha güçlü olacağız. Hepimiz biraz daha güçlü olacağız. Ben bir suç işleyip bunun yanına girsem mi? Hayır, hayır. Bence güzel fikir. Hayır. Ne diyorsun? Hayır. Şunu bir an önce al götür gözümün önünden, daha fazla sinirimi bozmasın. Hadi Gizemciğim sen çık, ben annemle biraz bir şey konuşacağım. Ben sizi ne yapacağım? Ben bir suç işleyip bunun yanına mı girsem? Hayır. Hayır diyorsun. Ay. Allah kurtarsın bacım. Annem benim, annem Zahidem, Allah kurtarsın. Ay fena, arka arka gidiyorum ben. Tamam yok bir şey, topladım. Hemen topladım. Hadi. Metin olmak lazım, hemen topladım. Tamam gidiyorum ben. Hadi Gizemciğim, hadi Gizemciğim. Hadi Gizemciğim. Ay. Hadi. Lütfen. Ay ne bir Nisan şakası yaptık ama. Ay yılın şakası. Cengiz bunun üstüne kimse çıkamaz. Çıkamaz anne, çıkamaz ya. Nasıl ama, nasıl hapishane? Ay şahane. Ay nasıl dizi seti bu böyle? Kapıda tutuk evi yazıyor ya. Aa girerken vallahi sırtım ürperdi. Tabii anne komple seti yapmış adamlar ya. Ya bu dizilere ne para harcıyorlar ama ya. Ne para harcıyorlar ya. Oo hem de ne. Anneciğim. Bu arada senin otelde süitin hazır. Şoförlü araban da kapıda. İstediğin zaman git yerleş. Bak ben önce şöyle bir dekorları gezeyim diyorum. Belki bir artistle falan karşılaşırım ha. Sen bilirsin anne. Sen bilirsin ama yani istediğin zaman git oteline yerleş. İster masaj yaptır, ister ye iç. Ne yapıyorsan yap. Yarın görüşürüz. Bir de cilt bakımı yaptırayım mı? Ha? Gerçi senin kokona yaptırıyor ama bir faydasını gördüğü yok. Aynı patates suratı. Ama anne hala konuşuyorsun ya. Vallahi ya. Ya. Ara ara. Gündüz, sen mi geldin? Alarım. Gündüz. Hah. Ayakta duracak halim yok. O yüzden seni çağırdım. Vedalaşmak istedim. Ne oldu? Nereye? Çok hastalanmışım Gündüz. Ah. Sabah doktor geldi. Bir sürü testi yaptılar. Ah. Bir sürü zehirlenme bir arada. Amerika'ya gönderiyorlar beni tedavi için. İşte bir ihtimal. Gündüz. Gündüz. Benim. Garip bir ses çıkardın da başkası geldi sandım. Yüzleri tanıyamıyorum da. Ne? Beni tanımıyor musun? Görmüyorum ki tanıyayım. Allah beni belamı versin. Anam. Ben sana neler yaptım? Ben sana neler yaptım? Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Anam ben sana neler yaptım? Ağlama Gündüz, ağlama. Ağlama Gündüz.
Allah'ım ben kendimi de bitirdim, seni de bitirdim. Allah'ım. O organik ürünleri ben sattım pazarda. O hileli gıdaları ben sattım. Ertesi olayım ben de beni götürsünler hapislere. Müebbet hapisleri versinler. Müebbet mi? Yeter mi? Yetmez! Beni dövsünler, her gün dövsünler. Ağzımı yüzümü kırsınlar. O ileri ürünleri ben sattım. Biliyorum. Hiç yakışıyor mu? Adana, acık canlandın mı sen? İyiyim ben be. Ne demek hileli ürün satmak? Böyle şövalye mi olur? Anam, sen hasta değil misin? Değilim. 1 Nisan. Ama gülmüyorum. Çok kızgınım sana. O ürünleri benim sattığımı nereden anladın? Pardon da gündüzde de çiftliği yazıyordu üstünde. İsmini bile değiştirmemişsin. Bu ne çabasızlık ya? Acık tipimi falan değiştirdim de onu sen görmedin tabii. Ayrıca kolileri de benim arabamla taşıdık. Peki ürünlerin hileli olduğunu nereden anladın? Hepsinin tadı rezaletti. Öyle peynir mi olur? Margarin falan da o bence. Doğru. Margarin de damak tadın epey gelişmiş. Gurme olacak kızsın. Gündüz niye böyle bir şey yaptın? Güzelim ne yapayım ya? Seni götürmek istiyorum bir yerlere, götüremiyorum. Sana bir şeyler almak istiyorum, alamıyorum. 3-5 kuruş para kazanırım da seni gezdiririm diye düşündüm. Ya deli misin? Deliyim. Acık deliyim. Gündüz niye böyle şeylere kafanı takıyorsun? İnsan takıyor yoklukta. Saçmalama Gündüz. Ben sana istediğin kadar para veririm. Gündüz? Oldu. Nereye? Ha? Eyvallah. Gündüz nereye gidiyorsun? Ablam haklı, ben gerçekten büyük gerizekalıyım ya. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Oh be, artık siparişlerimiz askıda beklemekten kurtuldu. Canım kızım benim, canım kızım benim. Yani nice işlere hep beraber inşallah. İnşallah Cengiz amcacığım. Yalnız size şeyi hatırlatayım. Sizin genel müdürün %5 primini siz ödeyeceksiniz. Zaten sözleşmede yazıyor. Pardon? Şimdi 7.750.000 TL'lik sipariş satıyorsunuz ya bize. Evet. Farkındayım. Onun sevinci içindeyim zaten. Şimdi sizin şirketin genel müdür sözleşmesine göre 1.000.000 TL'yi aşan siparişlerde %5 primi genel müdür alıyor. Ve o ödeme tamamen size ait. Hatta söyleyeyim size ne kadar oluyor. Hesapladı burada. 387.500 TL. Bakın. Allah Allah. Böyle bir madde mi var ya? Ozan zamanından kaldıysa demek. Artık yeni genel müdürünüz kimse, o alacak bu parayı. Yani hukuken alması gerekiyor. Kolay gelsin. Böldük müdürüm. Bizim 2 dakikalık bir maruzatımız olacaktı. Buyurun. Abla sen bak emin misin? Bak bir kez daha sorayım. Gerçi bana ne de? Ay evet kardeşim eminim ya. Sen bu konuları biliyorsun ya. Sana başvurduk, sen de Allah razı olsun yardımcı oldun. Tamam artık gerisine karışma. Teşekkür ederim. Şimdi polis burada asayiş için devreye gezerek bari denk geliriz bir tane. Sen kararında eminsin değil mi? Ay evet canım, ben avukata falan sordum hep. Ben danıştım. Dedi ki polise böyle hani hakaret etme, işte işini yapmayı engelleme falan o tarz suçlarda 2-3 gün yatıyormuşsun. İnşallah denk getirebilirsem gireceğim, birkaç gün zahidemle yatacağım, bu. Teknik olarak bana mantıksız geliyor biraz böyle. Ay sen karışma, karışma bana. Memur bey, memur bey. Memur bey ne yapıyorsunuz bakayım? Sizin işinizi yapmanıza ben engel olurum var ya. Öyle bir engel olurum ki sizin işinizi
yapmadı. Bir ısırırım seni, hiç işini işini yapamazsın. O neymiş ya? Ne dediniz hanımefendi? Sana ne? Sana ne? Ben ne dediysem dedim seni. Ben sürdürtürüm ben seni uzaklara, sürdürtürüm. Var ya, ta şeylere, Suudi'ye sürdürtürüm ben seni. Suudi Arabistan mıydı? Neydi oranın adı? Hep unutuyorum ben orayı. Neydi Suudi, neresi? Suadiye. Suadiye'ye sürdürtürüm ben seni. Her gün 3 saat köprü trafiği çekersin. Neler yaparım ben sana, sen biliyor musun? Ayrıca da bu... Niçin kıyafet bu? Hiç modaya uygun değil. Böyle bir... Tamam, olabilir, üniforma olabilir ama... sen birazcık kendi stilini modaya uydurarak bir şeyler eklesene. Böyle iş mi olur? İnsan bir etol atar, ne bileyim, bir aksesuarla renklendirir, biraz hareketlendirir... bir ayakkabını patlatırsın, bir şey yaparsın. Ne bu halin senin böyle? Ya neyi patlatırım hanımefendi? Ne diyorsunuz siz ya? Deli mi bu ya? Memur Bey, bak bu patlatırım, matlatırım falan diye ne patlatacak bu? Alın bunu bir sorguya morguya çekin, bunun kafası yerinde değil ha, ben size söyleyeyim. Çok güzel, bravo. Çok güzel bir noktaya parmak bastım. Hanımefendi, siz benimle bir merkeze gelin bakalım. Tamam, çok teşekkür ederim, çok varsın. Merkezi ben seçebiliyor muyum acaba? Çünkü Ümraniye'de bildiğim çok güzel bir yer var, tanıdık. Benim kayınvalidem orada. Oraya gidebiliyor muyuz? Nasıl yapalım? Hiç hadi. Cevap da vermiyorsunuz ama bu da biraz kabalık bence. Hiç soru soruyorum. Hadi, hadi. Tamam. Şey, Ümraniye tarafına mı? Bence oraya gidelim, orası güzel. İşte be çift, işte şerefsizim. Bürürürü, 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 bürürürü. Bu neymiş ya? Alın beni, alın diyecektim artık lan. Bu neymiş artık? Bu ya. Evet, bu da Yaşar. Benim saydığım kadarıyla zaten %50'nin üstü Yaşar. Evet arkadaşlar, ayın elemanı belli oldu. Allah! Çok güzel bir gün. Tamam Yaşar. Arkadaşlar, inanın bu sevgi her şeye değer. Ve buradaki para ödülü hiç önemli değildi. Ne para ödülü? Para ödülü mü vardı? Yaşar'cığım, bir gelir misin ofise? Senle bir şey konuşacağım. Bir iki dakika bir gel. Gel canım, gel. Gel canım, gel. Bittik. Kötüyüz. Ne buldu ki bu çocuk sende? Ne bileyim ben. Çıkacak mısın? Bilmem ki, hiç düşünmedim. Bence ayağına gelen fırsatı tepme. Yani sana da bir akşamlık anı olur. Böyle ileride torunlarına falan anlatırsın. Tabii ileride evlenip torunla torbaya karışırsan. Ay Yıldız, o kadar ısrar ettin ki galiba harbiden çocukla buluşacağım. Canım bana bir tane taze sıkılmış portakal suyu çabuk. İlayda? Berk! Tattın beni ya, neredesin? Serseri, ay yoksun ortada. Sami amcayı görüp dururum, sen yoksun, neredesin? Dünyayı geziyordum. Ay hadi be, yakışır benim kuzuma. Bana bak, hazır buradasın, sen ben Ozan bir yemeğe çıkıyoruz. Ozan nişanlı. Ne diyorsun? Evet. Süper. Olur, olur, güzel olur. Sende var mı girlfriend olayları falan? Hı? Yani öyle ciddi bir şey yok tabii ama... Aday adayı var. Ay hadi be. Çok güzel, onu da çağır. Dördümüz çıkalım yemeğe. Hasret gideririz. Önümüzdeki hafta ben ayarlayacağım, merak etme. Tamam. Ay kızı çok merak ettim ya. Kim acaba? Portakal suyu. Alayım bir tane ben de. Cengiz Bey, içeride arkadaşlar ödül müdül yok gibi bir şeyler diyorlardı ama. Yo, var. Olmaz mı ya? Herhalde onların haberi yoktu. 5.000 lira ödül... senin Yaşar, buyur. Güle güle harca. Şu an sevinçten delirebilirim. Ama tabii seçilmiş olduğum için maddiyattan dolayı değil. Tabii canım, tabii öyle de. Yani olsun, bir şeyler alırsın yine Yaşar. Sen bu ödülü çoktan hak ettin. Sağ olun. Ben aslında anlıyorum konuyu. Vallahi çok iyi bir insansınız Cengiz Bey. Niye ya? Ödül senin, benimle ne alakası var? Bence biraz var. Yok canım, aman. Neyse, tamam hadi. Uzatmayalım konuyu da, şuna bir imza atıver aradan çıksın canım. Al. O neydi efendim? Bu
Şey işte ya, her ay muhasebeden istiyorlar ya maaşım yattı diye. Ödülünü de verdim işte. 1 Nisan 2018 itibariyle şirketten herhangi bir alacağım yoktur diye öyle prosedürden bir şey işte. Canım atın her. Tabii efendim. Niye bunlarla siz uğraşıyorsunuz efendim? Zevk alıyorum Yaşar. Zevk alıyorum. Ben de böyleyim işte. Gizem, hayatım. Hem ifadeni alıp bırakacaklarmış ama 8-10 kişi varmış sırada. Yani sabah bulabilir diyorlar. Ah canım benim ya, ah tavşanım ya. Nereden geldi senin aklına böyle abuk sabuk bir şey ya? Cengiz, ben onları bir Ümraniye'ye götürün dedim. Onlar tutlar buraya getirdiler. Annen yok ki burada. Annem masajda hayatım, masajda. Kız ne demek o? Hapishane argosu bir şey demek mi? Ne dövüyorlar mı kadın? Ne yapıyorlar? Ne demek masajda? Ah Gizem'im, ah Gizem'im, ah ya. Ya hayatım, annem otelde. Bizim eve gelen polis oyuncu bir çocuktu. Hapishane dizi setiydi. Ah karıcığım, ah tavşanım benim. Biz sana 1 Nisan şakası yapmıştık ya. Gülmeyin kızlar, gülmeyin kızlar. Gel be Eda! Evet. Çok sakinim şu an. Birkaç soru sormak istiyorum. Zahide'm şu an otelde mi? Evet. Okay. O bizim gittiğimiz hapishane dizi seti miydi? Evet. Anlıyorum. Anlıyorum. Çok 1 Nisan. Evet. Biraz güleyim madem o kadar uğraştınız. Biraz gülmek istiyorum şu an. Oh doya doya güldüm. Zahide Hanım'a çok selam söyle Cengiz. Benim adıma çok selam söyle. Benim için kulüp sandviç falan yesin otelde. Çünkü onun dönüşünde ben evi bir dövüş kulübüne çevirmek istiyorum şu an. İçimden gelen duygu var. Öyle bir tahayyülüm var şu an aniden. Ah canım karıcığım benim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Ha, lütfen. Ha? Ne istersin? Ne getireyim sana? Oğlum gelsin. Oğlum gelsin ziyarete. Ozan'ım gelsin ziyarete. Oğlum gelsin beni ziyarete. Anasını böyle parmaklıklar ardında görecek ama artık hayatın gerçekleri bunlar. Ay Ozan'ım gelsin bir göreyim. Burnumda tuttu Ozan'ım gelsin ziyarete. Ozan'ı getirin bana oğlum gelsin. Yani Pelin Hanımcığım sizin de vaktinizi alıyorum ama yani biz gerçekten işin içinden çıkamıyoruz. Dedim ki Pelin arkadaşım iyi tanışmıştık kendisiyle. Dedim eğer yakındaysa bir 10 dakika kendisine danışayım, konuşayım. Pedagoji ne zormuş? Yok canım, o kadar da değil. Kitaptaki gibi işte. Nedir sizin çocuğun sorunu tam olarak? Hep dışarı çıkmak istiyor. Bahçeye, tabii. Yok, gece kulübüne. Nasıl? Sizin çocuğunuz kaç yaşındaki? 21. Safiye Hanımcığım, bu pedagojik yöntem 6-12 yaş arası çocuklar için. Ne? Vallahi şüphelenmiştim. Sütünü içmiyorsa ve oyuncağını kırıyorsa cümlesinden şüphelenmiştim. İyi. İyi, o da bir şey. Vay be. Peki Pelin Hanım, siz bir genç kız için ne tavsiye edersiniz? Galiba sizde de varmış büyük bir kız. Var. Ne yapıyorsunuz? Ben? Şişt. Ne yapacağım? Öyle bağırıyorum, çağırıyorum, kavga ederim, saçını yolarım senin diyorum. Bazen şöyle etini vurup yemin ederim seni paralarım kaz diye. Genelde bu tarz. Anladım. Yok, onlar bizde var. Biz onlara hakimiz. Hatta ben bir kitap yazıp burada sizinle söyleşi yapabilirim. O denli yani. Bittin sen Yıldız. Yıldızcığım, her akşam çıkmana izin vermeyebilirler. Bu normal. Ana baba insana bağırabilir. Buna niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Neyse. Haftaya bir buluşalım ama. Sana bir sürprizim var. Yani o da çok seviyor köpeği tabii ama yani eğitim yöntemlerimiz farklıydı, o yüzden tartıştık. Ben senin dediğin gibi yani o pozitif 2 tane seçenek sunmaydı, ondan sonra hani senden... Aa, şiştin be oğlum! Ay, ne anlatıyorsun 1 saattir vır 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 vır, ne anlatıyorsun sen ya? Yok, İlayda öyle demişti, İlayda böyle
oraya gitmiş, evde bilmem ne olmuş, pozitif negatif. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne lüks problemlerin var arkadaşım senin ya? Ya bizim gibi böyle kadar kurban olsan? Babacığım. Helal be bacıma. Bravo sana. Eyvallah. Of be, bulamadık şununki gibi bir yağlı kapı be. Gizem ablam, her yere bu kadar hızlı adapte olman... Sanatçılıkla ilgili. Sanatçı olduğum için. Çünkü modellik bir nevi oyunculuk Ozan'cığım. Yani şöyle, insanı insana insanlıkla anlatarak üzerine yakıştırmak bir modadır. Benim kafam biraz karıştı, bayağı çorba oldu şu an. Benim kafam hiç iyi değil. Demin yemek getirdiler, yemedim, beğenmedim herhalde ondan. Bayağı bir şekerim düştü, öyle kafam gidiyor benim. Fena ya, bana bir... Ay bana bir kebap bebap aldır, ne olur, çok fenayım ben. Tamam tamam, kebabı hallederiz ya, sorun değil o. Ama şey, bir dakika, ekmeksiz olsun. Ekmekte gluten var, ödem yapıyor, ekmek istemiyorum. Ne oluyor bir? Aa! Ödem yapıyor, ben sabah çıkacağım buradan. Siz gideceksiniz, hapishanede yatacaksınız. Oo, rahat rahat. Beni herkes görecek, sizi kimse görmeyecek. Siz glutenizi, ekmeğinizi, pidenizi iyi rahat rahat. Oh ne güzel hayat, size güzel bir bacım. Ben kesin dayak yiyeceğim burada bu gece, değil mi? Öyle hissettim. Önce kebabı yerim, sonra dayağı yerim.